haberleri oyun haberleri Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz oyun haberlerinin 2022 senesindeki 50. bölümüne yok 50. haftadayız 50. bölüm olmadı ama darısı başımıza inşallah gelecek sene 54 bölümü full de full yapıyoruz. Ee, geçen hafta musluklarımız patladığı için tuvaletimizi su bastı geçen hafta yapamadık servera su girdi. Gel gelelim çok güzel bir haberimiz var. Bu hafta yayınladığımız videoda gördüğünüz üzere geçtiğimiz hafta PC kolik sağ olsun oyun haberlerin geçtiğimiz bölümlerini izlemiş. Şeyma'nın e, ne modelini bile unutuyorum. Yani bahsetmeye kaydı değmeyecek bir ekran kartıyla burada böyle zorlandığını falan görmüşler. E, o videoyu izlediniz zaten. Çağırdılar sağ olsunlar. Şeyma yeni bir sistem makine topladılar. Geçen hafta biraz onlarla uğraşıyoruz derken bir hafta oyun haberlerini size geciktirmiş olduk, atlamış olduk. E, Şeyma benle birlikte zaten tanıtmış gibi de oldum. Sevgili Şeyma iyisin inşallah keyfin yerinde. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız efendim? İyiyiz biz de. Hollanda'da havalar nasıl? Bahseder misin bize? Harika, mükemmel, soğuk, güzel, hoş. Tam kahve havasındayım yani. çok Sizin orada havalar nasıl? Uşak nasıl? Uşak kuru biraz. Kuru bir uşak. Kuru uşak derler bizim burada. Ee... Okay. Şimdi sen bir anlat bakalım PC Koyuk'tan gelen makineden PC'den memnun musun? Ne durumdasın? Vallahi hayatım çok değişti. 1080 çıkarttıktan sonra zaten render, renderım bayağı %50 oranda yani yükseldi. Normalde mesela 40 dakikada yapacağım işi bir anda 20 dakikada falan yapmaya başladım. Uzun zaman sonra çok büyük bir upgrade oldu benim için ya. Çok yayınlarda fark oldu mu? Ya yayınlarda şimdi oyun oynamadığım için hı hı. öyle çok aman aman bir fark olmadı. Ama oyun oynarken onu fark ediyorum. Bir de rahat rahat oyun yayını yapabileceğim şimdi mesela kafamda onlar var. Bakalım güzel olacak gibi. Bir de şimdi yeni çıkan oyunların hepsini oynayabilme yetisine sahip olmak çok farklı bir güç. Evet, Kalisto Protokol RTX 10 oynayabilirsin artık mesela. <laughs> Kesin oynarım o oyunu. Tabii, çok meraklısın, bayılıyorsun Kalisto Protokol'e. Çok e. severim ya, canım benim. Ee, çok da övgüler aldı biliyorsun senin oyunu seçildi. Şaka bir yana sevgili arkadaşlar, tekrar PC Koliye teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağ olsunlar, oyun <laughs> haberlerini izlemişler. Artık haftadan haftaya benim şeyman ekran kartları dalga geçmem. <laughs> onların da canı sıkmış. Hayır <laughs> <Yani> insanların <laughs> Hayır, 1080 kötü bir kart değil, tamam mı? Kötü bir kart ya, değil. Hmm. Canım benim, o benim emektarım. Her hmm. ne kadar şu an odamda bile olmuyor olsa da. <laughs> ne yaptın, attın mı, sattın mı onu? Yaptık bir şeyler falan. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Gereken <laughs> önem gösterildi ona. Hiç problem yok. O yatıyor dinleniyor şimdi. Evet sevgili öğrenci kardeşlerim yeni bilgisayar toplayamamış insanlar gördüğünüz gibi haftalarca 1080'in var bizde garibanız halden anlarız diye ağladı. 3070'li bilgisayara kavuştuğu anda o da zenginlere karıştı gördüğünüz gibi. <laughs> 1080 falan olmaya başladı. İşte insan böyledir arkadaşlar. Çok Bugün 3070'im var diye sevinir. 2 ay sonra bana niye 4090 gelmedi diye şikayet etmeye başlar. İnsanoğlu böyle haberiniz olsun sizin de. Dediğim gibi tekrar PC Koli'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağ olsunlar misafir ettiler topladılar. Şeyma'nın yeni sisteminin linki aşağıda var. Hafta Burada bir de videosunu da attık. PC Koli'nin mağazasına gittik toparladık ettik falan. Ona da bakarsınız güzel bir çalışma oldu. Benim de hoşuma gitti. Yani insanlar izlesin bizim burada konuştuklarımıza tepki versinler falan derken. Gökten sana bilgisayar inmiş oldu bu daha yani daha Aha, ne olsun evet. diyorum bu noktada. Hayırlı olsun. Haydi o zaman haberlerimize geçelim. Geçelim. Game Awards'tan bahsedelim o zaman. Ee, biliyorsun konuşamadık aslında bu geçen hafta yapamadığımız hmm. için yayın. Biliyorsun başlangıçta Pacino gibi bir üstatla açılış yapıldı. Sonra trolle bitti. Çok üzücü oldu. Ha hiç beklemediğim şekilde bitti bu arada. Bir de Elden Ring'i çok istesem de böyle Ragnarok alır falan diyordum aslında ben. Elden Ring'e verdiler yılın ödülünü. Ondan sonra işte böyle Miyazaki çıktı. Verecekler konuştu. kardeşim tabii, verecekler. <gülüyor> Allah <gülüyor> toksiklim, Allah. Toksikliğim, toksikliğim geçmemiş. <laughs> Ay o gece çok heyecanlandık. Ben ağzım falan evet. bozdum. Çok kötü bir geceydi benim için. Öyle mi? Ağızlar bozuldu demek ki Elden Ring için her şey. Ben çok sevmiyorum yayınlarda, videolarda ağzım bozmayı ama şeyde çok canım sıkıldı Game of Ben bir noktaya kadar şöyleydim. Tamam abi God of War, Ragnarok da alabilir yani sıkıntı değil. O da bir güzel bir kardeşimizdir, iyi oyundur. Keşke Elden Ring alsa ama Ragnarok Hı -hı. da alsa tamam yani falan gibiydi e, Milletin canını sıkmak için de şey diyordum. Ya para yedirmişler abi falan dedim ama ben bunun gönülden aşırı inanıyor değilim aslında. Ragnarok da alabilir çok problem değil. Asıl mesele sonra şeyi çağırdılar işte oraya. Bütün Dark Souls serisini tasarlamış Miyazaki orada yani Bloodborne'da evet. sen Dark Souls desen bilmem ne desen hep bu adamın aklından çıkmış. Adamın benim için duygusal değeri çok büyük yani. Gelmiş oraya bir anda ilan ettiler. Hadi bakalım oyun en iyi yönetmenlik Best Direction ödülü geldi. Best Direction ödülünü Elden Ring'e vermişler. Adam da kalktı ama kalkarken fark ettim böyle yüzü düşük adamın. Hani şey gibi oldum. Hani kralı getirdiler hmm. oraya kadar sana ödül vereceğiz diye. Adam da hani geldi belli ki Game of the Year almak için. Reisi kandırdılar, reisi üzdüler falan diye böyle bir anda adam üzerinden bir duygusal bağ kurup inanılmaz kırıldım Game of 5 evet, evet, dakika sonra Elden Ring Game of the Year'da alınca böyle şey oldum yani. Yes! Falan oldum. <laughs> Sanki ben almışım <laughs> gibi. İnanılmaz <laughs> bir taraftar moduma girdim. Evet ama Elden Ring Neticede Game of the Year aldı. Bilmiyorum. Valla sen nasıl buldun Game of Wars yayınını onu söylesen. Ya yayını nasıl buldum? Normalde şey düşünüyordum. Geo of Night diye mi okunuyor? Hiç kimse bilmiyor bunu. Hiç bilmiyor değil mi kimse onu? O bir gizem var yani olarak herhalde. Yani Jeff Knightli diyen de var ama Knight yani... Takıl kafana göre ben Joff diyorum e, işte, ama Joff değil galiba. Joff. <laughs> Joff <Sunucu. gülüyor> diyelim biz okey Joff diyelim. Jet Fadıl da diyebiliriz direkt. <laughs> <laughs> Valla kısa sürecek falan demişti hatırlıyor musun Twitter'dan dedi işte şu zamana kadar yapacağımız en kısa Game of the Year falan olacak diye söylemişti hmm. ama hiç öyle olmadı yani herhalde üç buçukta falan başladı e saat kaçtı 8 falan 8-8 buçukta bitirdiler ben 7 normalde biz 6'da falan işte ödül aldık ha, diye. Aynen. <laughs> Seyirci uyandı o saatte bir de canlı yayında izleyince adam millette tabii 3'te 4 <laughs> uyumuş. Yayın açık uyumuş. Abi ne yapıyorsun? Saat 7'de uyandım siz istesiniz de filamda yazlar oradan biliyorum 7'de yani 7'de yaptı filmini. Ha, evet. Bayağı uzun sürdü. Ya ben açıkçası çok keyif aldım ya. Bundan önceki sunumunda mesela Gamescom sunumu Hı -hı. Orada çok fazla bir sürü gereksiz oyun gösterildi, kafam karıştı hı hı. etti. Burada mesela çok net işte Death Stranding 2, odur budur konuşacağız zaten bunları. Evet. Çok netti her şey ve o kadar fazla reklamada gömülmedik ya sanki. Wow. Ben çok... Bence çok gömüldük. Ya gömüldük ama bence eskisi kadar <laughs> değildi. Tabii ki de... Yok değildi ya. Evet kesinlikle. PUBG Mobile falan böyle. Bizim son herhalde 3-4 senede canlı yayında izlediğimiz en saygı değer oyun ödülleri evet. etkinliği bu oldu. Bu arada oyun ödülleri derken hem jenerik isim hem özel isim olduğu için şeyi hatırlatmak lazım. Bu konuda gerçekten saygı değer oyun ödülleri hala BAF'talar sevgili arkadaşlar. Genelde Şubat ayında yapılıyor. Aceleleri olmadığı için bütün yıl bitsin diye bekliyorlar. Jüri değerlendirmelerini bekliyorlar. Sponsor kovalamadığı için heyecanları yok. Gününde saatinde yapıyorlar. Baftalar her türlü daha oturaklı düzgün bir kategoridir. Ödül törendir törenidir benim gözümde o, oyun baftaları. Game Awards biraz daha marketing uzantısı olduğu için günü gününe hızlıca bağırmak istiyorlar her şeyi. Valla sen de dediğin gibi yani kaprisan reklamının olmadığı, kinder sürpriz reklamının olmadığı. Bunları da gördük çünkü biz bu şeyde. Evet. i̇şte <laughs> ...McDonald's menülerinden Rocket League kodu çıkıyor falan gibi... Ulan ...bütün dünya izliyoruz. Biz ne yapayım? Cincinnati'deki senin McDonald's'ın... ...yerel kampanyasının bile girdiği... Evet. ...abzürt bir ödül töreni. Biz genelde dalga geçmek için izlerdik. Bu sene onlar da ellerini büyütmüşler. Senin dediğin gibi hem ilan ettikleri oyunlar iyiydi... ...ve kalabalıktı. Hem sektörün büyük başları gelmiş. Benim gördüğüm yine açıkçası Sony domine etmiş. Burada tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Yani ödülü Elden Ring aldıktan sonra... ...bana şey diyen çok oldu. Hani Sony parası illa alacaktır Ragnarok'u falan. Ya burada şunu atlıyor insanlar... Game Awards'un bence çok iştahlı bir şey olup bir türlü dur dememesi burada asıl problem. Yoksa birilerinin reklam vermesi değil, adam reklam verecek tabii. Ben de reklam alıyorum. Adem'in ne dedik? PC Kolik Bak dedi sponsor olduk, bilmem ne falan. Hı -hı. Yani sponsor olur. Ama şu var. Oyun haberlerinin 4 dakikasında bir bizim mesela sponsor almamız var. 3-5 bölümde bir izleyen bir markanın bize bir sponsor gelmesi var. Yani bence bu işin bir adabı var. Game Awards'un asıl yaptığı hata bu işin adabını çizgisini kaçırıp insanların gözünde de kendisini saygı değer bir konumdan aşağıya çekmek. Bunu yapıyor. Bu sene de yine çok reklamdı. Ama bu sene çok ilginçtir. Xbox'ın jenerik reklamları dışında hiçbir reklamı evet. yoktu ne yeni oyun duyurdular ne bir sahnede presence gösterdiler. Yani bak Diablo'nun konseri Diablo 4 konseri oldu. Gadofor God of War orkestrası çıktı. Take Me to Church Hozier çıktı. God of War şarkısı söyledi falan. Yani birileri varlık gösterdi. Ya. Şimdi Game of Thrones'daki adam kendi cebinden vermiyor Hozier'in parasını tabii ki. Öyle bir parası yok bu arada. ya yani tabii ki Sony evet. veriyor onu. Veyahut da Diablo 4'ü tabii ki Activision Blizzard, Blizzard veriyor. Yani ödül törenlerinin öyle bütçeleri yok. Xbox'ın bu sene ekstra sessizliği de bence biraz şey yaptı. Çünkü bir yerden sonra video izliyoruz PlayStation'ın mavi ekranıyla bitiyor. Yani alışkınsızdır bak seyirci böyle PlayStation etkinliği izlersin PlayStation'ın 4 tane çıkan şeyle biter. Veya Xbox etkinliği izlersin dönüp böyle Xbox'ın logosu gelir ya Xbox asla yoktu. Ya asla yoktu derken şey anlamında söylemiyorum Game Awards ona değil bunun kucağına oturmuş falan gibi ödül törenini suçlamıyorum burada. Ama ilginç Hı -hı. bir şekilde Xbox girmemiş Sony de girebildiği her noktaya girmiş. Game of Wars'ta yani. hiçbir yerde dememiş ki... Abi tamam hani siz de çok şey yaptınız. Hani o kadar da olmasın. Bak ben buraya da şu indi kardeşimi koyayım falan. Hani, onu dengelersin aslında. Birazcık yapması lazım. Yapmıyorlar. Oyundan sonra şey veriyorlar insanın ağzına. Malzeme veriyorlar. Aslında Game of Thrones'un temel sıkıntısının bu olduğunu. Yani çünkü bu tamam. ödülten de beni tatmin etmedi. O yüzden söylüyorum. Hani tamam eğlendik güldük Alpacino geldi falan. İnsan böyle bir şey oluyor. Çok büyük bir reklam gösterisi izliyorum lan. Ben gibi oluyorsun en temelinde. Yani, o, o geçmiyor bir türlü. Ya Sony'dan bahsettik de zaten... Asa genel anlamda baktığında mesela Ragnarok 6 dalda ödül kazandı. Bu Christopher Jace'ı da içine katarsak biliyorsun hmm. Christopher Judge Christopher çok Çıkıf uzun 90 saat Judge. konuştu. Arkada Al Pacino bekliyor Resident Sleeper. Yani Abi, o ne kadar inanılmaz bir portret. Bir Adam böyle oldu ya bir yerden sonra. Onun ekran görüntüsünü meme yaptılar şimdi. Evet arkadaşlar izlemeyenler ben. için ne olur şuraya koy. Yani şey hem donuk fotoğrafı koy hem doğanı birazcık koy böyle Christopher Jack çıktı. Altın elbiseli falan böyle şey Kratos'un <laughs> performans aktörü ve seslendirmecisi. Recep Bedi'nin şeyinden almışlar dediler. Ejderha var ya giyiyor. Sekiz. <laughs> buçuk <8, gülüyor> dakika adam canlı yayın töreninde konuşmuş. Ulan tören iki saat yani sekiz buçuk dakika çok kıymetli bir süre. Sekiz buçuk dakika konuşmuş ve işin daha kötüsü. Sekiz buçuk dakika arkada 97 yaşındaki Al Pacino dedem ayakta bekliyor adam. Ay evet çok tatlı Pacino, yavrum benim. Al Pacino dedem böyle başta hani böyle bir yandan böyle tatlı tatlı dinliyordu falan. Adam sonra kendini kapattı böyle <laughs> şey oluyor. <böyle>. Hani... <laughs> Kaplumbağa dönün adam arkada. Halatlarla yukarıdan tutturmuşlar gibi oldu adam böyle. Hani şey sistem kurdurtmuş herhalde kendine. Ben sahnede çok kalırsam hani beni böyle şey alın. Beklemeye alın falan gibi sistem kurdu. Uyku moduna girdi arkada o kapattı. Uyku moduna usul. girdi adamcaz ya bu adam Tabii. yaşlıdır ya. Yani kral al ödülünü o tamam teşekkür et iki şaka yap in yani. Mahvetti adam arkada ve ben çok cringe oldum oturdum yerde. Ben de ben de çok garipti yani. o Ben dedim herhalde bu kadar sahneyi bu özellikle mi ayarladılar? Hani bazen dakika veriyorlar ya sana şu kadar dakika konuşabilirsin falan. Cidden Özellikle mi verdiler yoksa o mu orayı hapis eyledi insanlar orada anlamadım. Çünkü bir süre sonra insanlar böyle şeyden gülmeye falan başladı. <laughs> Dini artık falan diye yapıyorlardı. Evet derdi. evet ha hapis eyledi canım. Yani tuttu milleti. Alpaçino'nun orada askılık moduna geçmesi de milleti darlamıştır. Bir <laughs> de o salonda olduğunu düşünsene. Evet evet. Orkestra falan müzik açmaya başladı böyle tatlı tatlı. Dayı da gaza Hala, geldi artık abi. In. Hiç nasıl hiçbir usul bilmiyorsun. Arkadan <laughs> müzik gelince şey oldu böyle. Dur müzik geliyor. Ben de daha epik şeyler söyleyeceğim <laughs> şimdi. falan evet. de gaza geldikçe geldi falan. Boy. Çok tuhaf bir andı yani. İlginçti evet. ya yani. Onun dışında farklı kategorilerde bir sürü ödülde dağıttılar. Benim böyle takıldığım ve aslında takıldığım derken ödül töreninden sonra YouTube yorumlarında birkaç arkadaşla daha konuştuk. Şey gibi bir hata yapıyorlar. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. En iyi narratif diye bir kategori açmışlar. En iyi narratif kategorisini Elden Ring'e vermediler lazımdı bence. Onu God of War aldı. En iyi Direction'ı da Elden Ring'e verdiler. Onu da God of War'un alması lazımdı. Yani iki ödülün yer değişmesi lazımdı. Neden? Şimdi şurada çok temel bir sıkıntı var. Game Awards'u kim düzenliyorsa naratif kelimesinin anlamını bilmiyor. BAFTA ödü, ödüllerinde naratif kelimesinin anlamını bildikleri için en iyi hikayesi olan değil en iyi olan oyunlar gerçekten ödül kazanıyor. Örnek veriyorum Unboxed. Oynama fırsatın olmuş muydu Unboxed oyunu? Unboxed'ı bilmiyorum. Bir çocuğun önce kendi çocukluk odasında sonra lise odasında sonra üniversite odasında sonra evlendikten sonraki evin odasında <laughs> daha doğrusu sen bunun böyle olduğunu anlamıyorsun. Ama başta bir kutu var. O kutuyu yani evi yerleştiriyorsun. Yeni bir eve taşınır kutudan çıkan eşyaları yerleştirirsin ya. Oyun kutudan çıkanları eve yerleştirme oyunu. Bu kadar. Hı hı. Ama oyun devam ettikçe sen şeyi anlıyorsun. Aa bir dakika. Şu an dağıttığım kutunun sahibi bir önceki kutunun sahibi. Aynı insanın evini topluyorum ben yine diyorsun ve şey anlıyorsun. Mesela bir önceki evde yerleştirdiğin kitap burada artık eskimiş. Veyahut da hı hı. bir önceki işte ne bileyim çocuk odasındayken böyle şeyi var. Şişme ayısı var. O böyle peluş ayısının bir kulağa gitmiş yaşlandığını ve zaman geçtiğini anlıyorsun böyle Hani insan hayatında böyle değişen ama değişmeyen objeler olur ya. Un Unbox mesela narratif alanında gerçekten çok kendini farkını yaratıp haftalar yan yanılmıyorsam ödül almıştı İyi bir örnek olarak bunu vermek istedim. Narratif dediğin şey anlatıdır hikaye değildir yani şey demek değil. Örnek veriyorum adam aldı çocuğunu işte çocuğuyla beraber bir takım maceralar yaşadılar İşte o dinle kapıştılar Şimdi i̇şte bu bir hikaye. İlk oyunun hikayesi mesela baktığın zaman annesinin küllerini dağıtmaya gidiyor. Narratifi neydi Hı -hı. ilk oyunun? bir baba ile bir çocuk bir yolculuk sırasında birbirlerini tanıma fırsatı yakalarlar. Yani anlatıyla anlatılan şeyle hikaye aynı şey değil ne yazık ki bu teknik biterim. Bunu sürekli karıştırıyorlar ve yani narratif ödülünü Gadofora vermek biraz şey. War'un en iyi yaptığı yeri de ihmal etmek çünkü War'un Ragnaron bitirdim artık bu hafta itibariyle en iyi yaptığı şey yönetmenlik. Hı hı. Sabit kamera açısı aynı obje içerisinden farklı yerlere geçiş. Bu kadar aktör aynı anda sahnede yani bazı sahneleri geliyor. 7-8 kişi abi var baltayı hadi savaşa gidiyoruz bilmem ne falan muhabbet. Yani yönetmenlikse hakikaten yönetmenlik yönetmenlik God of War Ragnarok'ta dolu dolu var. Elden Ring de hak edebilir bunu diyeceğim. Çünkü oyun yönetmenliği ama game design değil. Bana şeyi de çok söylediler. İşte Elden Ring aldı oyun yönetmenliğini çünkü işte çok iyi yönetilmiş. Ne demek ya oyun yönetmek? Game design değil bak. Yani Elden Ring'in game design'ı çok iyi. Oyun yönetimi açısından ee, Bence bugün God of War yakalayan bir oyun bence pek yok piyasada. Hakikaten yönetmenlik. Yani sırf performans açısından demiyorum. Her alanın adamın bir deneyim sunuyor sana. Ha iyi bir deneyim mi? Onu konuşmak lazım ama sunuyor. Yani neticede Game Awards Bizim sektörde çok gıcık olduğum şeylerden bir tanesi RPG teriminin herkese yanlış öğretilmesiydi. Call of Duty falan evet. RPG kategorisinin altına almalarıydı. Amerikan basınının yaptığı en büyük hatalardan biri. Bir de şimdi narratifle direction'ı da millete yanlış öğretmeye başladılar. Ne diyeyim yani Game Awards vatan hainliğine devam ediyor. Yani Ragnarok mesela o devam edecek olursam 6 dalda ödül kazanırken mesela Elden Ring 4 tane kazandı. Bir de Stray var. O da 2 tane bağımsız oyun dalında <laughs> ödülünü de topladı o da. Çok tatlı canım benim. Sifu ödül alamadı. Ben ona çok çok üzüldüm. Sifu çok tatlı bir oyundu. Zor, güzel, tatmin S Stray. edici. Stray benim Game Awards canlı yayınında ilk ağzımı bozduğum an oldu. Öyle mi? Çünkü indie ödülünü aldı. Hadi dedim neyse. Ben hak etmiyor bu arada. Indie oyunu alanında da çok daha iyi oyunlar vardı o kategoride. En iyi çıkış yapan bağımsız oyun var bir de değil ha, mi? En bir iyi bak. çıkış yapan bağımsız oyun ödülünü alınca ben küfretmişim orada dedim yani. Yani ben <laughs> genelde bu kadar rahat küfür etmem ama arkadaşım gerçekten yanında Vampire Survivors duruyor. Evet. Adamlar sıfırdan yeni canlara yarattılar bu sene. aç şu an Steam'de 30 tane klonu var. Bak bu kadar hızlı. Şimdi onu sen, diyecektim ben de. Heh, sen bu oyuna en iyi çıkış yapan oyun demiyorsan bir tane Allah'ın aptal platform oyununa sırf başrolünde bir tane kedi var diye, kedi götü görüyoruz diye. Yani böyle aptallık olur mu ya? Yani gerçekten. Hani bir şey söyleyeyim mi? İnşallah bir gün gelecek ben diyeceğim ki vallahi Game Awards ödül töreni çok iyiydi falan diyeceğim. Ya yani çok istiyorum bunu. Ama arkadaş bak yani resmen eski yıllardaki kadar kötü değildi. En azından Kinder sürpriz reklamı yoktu diyor ve bildiğimiz bir ödül töreniyle karşı karşıyaydık. Bir de böyle salak salak hareketler yapıyorlar. Ya sen abi yani en iyi çıkış yapan indie oyun Adam janlara yarattı yan taraftaki ya. Çok inanılmaz bir saçmalık bu yani. Kabul edilebilir ya bir şey değil. Son bir özellikle. ayda herhalde ben dört tane falan oyun gördüm. Aynı Vampire Survivors tarzında evet. olan. Evet. Böyle tatmin edici işte ne derler mermi cehennemi. ...olan oyunlar falan çok fazla var şu an. O janranın ismi oturdu şu anda. Vampire Survivors Like deniyordu en başta. Sonra Bulut Bulutel dendi ama tam Hell de değil. Çünkü bulutları sen atıyorsun aslında. Normalde bulut düşman atar ya. Şu an Horde Shooter ismi. Fena bir Horde isim şeydir. değil Horde Shooter. Yani aşırı kalabalık düşmanları öldürmeye çalıştığı bir sistem. Ama Horde Shooter deyince de ne yazık ki Crimson Land benzeri eski oyunlarla karışıyor. Crimson Land aktif oynanışa sahipti. Vampire Survivors pasif oynanışa ve bir update zincirine sahip. Crimson Land'den çok farklı. Neyse biz ne zaman Vampire Survivors oynasak 15 sene önce flash'tan yukarıdan tap taptan adam vuran herkes olur mu zaten vardı filan diyor. Evet, Yoktu evet. abi iki aynı oyun, yani oyun değil. Oynayınca var. anlarsınız ya iki aynı oyun değil. Yani bakarak anlamıyorsunuz. Vampire Survivors ve benzerleri oynayınca anlayacaksınız farklı bir oyun olduğunu. Böyle ilginç yani evet. Game of ile ilgili şeyim bu. Dragon Age tarafıyla alakalı hatırlıyor musun bilmiyorum. BioWare demişti. Biz de olacağız. Tweet atmışlardı. Hatta şöyle bir şey oldu. Dreadwolf var ya Dragon Age wolfla alakalı bir şeyler yayınlayacaklarını söylediler. YouTube kanallarında küçük böyle e, hikayeyle alakalı bir trailer koydular, bir fragman koydular. Sonra kaldırdılar direkt. Millet de şey dedi... herhalde bunu hani şeyde göstereceklerdi. The Game of Thrones'ta falan gösterecekler diye düşündü. Sonra garip bir şekilde yoklardı. Hmm. Ben ya yani söz verdiler ve gelmediler bayağı. İnsanlar çok fazla kızmıştı bu pazarlama ve marketing tarafında şikayetçi olmuşlardı. Bu ne biçim marketing? Hiç göremiyoruz. 2023 sonunda çıkacak deniyor ama ortada hiçbir şey yok. Ağızları çok sıkı, hiçbir bilgi vermiyorlar falan diye. Ben mesela onu görmeyi bekliyordum ama o kadar fazla oyun gösterildi ki güzel, büyük. Onu unuttum mesela aradan. Ben sonradan fark ettim bunu mesela. Öyle ee, de bir eksiklik vardı. Ben Game Awards çok fazla Sony brandingi içeriyor dediğimde niye diğer oyunlarda reklam verdi falan dendi bana ama yani olmayanları hatırlatınca neyin ne kadar ağır olduğunu belki daha iyi anlar insanlar. Bir tane Ubisoft oyununun reklamı yoktu. Koca oyun töreni boyunca. Reklam olmak zorunda mı? Değil. Sadece bir taraf baskın o anlamda söylüyorum. Xbox, jenerik reklamlar koymuştu. Hatta dalga geçtik biliyorsun. Şey reklamı, yani Nintendo ile Xbox reklamları şöyleydi. Hey çocuklar oyun oynamak ister misiniz? O zaman Xbox'ta oyun var falan ki böyle dayı ne Var. Hani ödül töreni gelmişiz zaten biz bu işin içindeyiz yani artık. Bak öbür tarafta adam Death Stranding 2 geliyor diyor yani sektörün gideceği yerden haber veriyor. Xbox'ın koyduğu reklamlar şey. Hey çocuklar Xbox'ta binlerce oyun Game Pass'le sizlere ulaşabileceğiniz yerde falan gibi aptal reklamlar. Bir iki tane koymuş. Nintendo'da iki tane şey reklamı koymuştu. Hey çocuklar hem gezip hem oyun oynamak ister misiniz? İşte Nintendo Switch falan. hatırlamıyorum. Şey ben bir böyle. Ara Xbox logosunu görünce şey falan zannettim. Aa Starfield'ı gösterecekler falan bir baktım. Game Pass falan çıkıyor geziyor. <gülüyor> <Yok> <gülüyor> değil değil ne oluyor? Ne bir Acaba. Game Pass vardı? Ne bir başka bir düğün vardı? Redfall'lar desen onlar yok. Tolkien evet, oyunları yok. Evet hiçbiri yoktu. 2 oyunları derken Marvel Golden Suns mı? Bir şey çıktı ya şu anda. Midnight Suns çıktı. Ha, Marvel Golden Showers. O çıktı işte. Birinden birini koy abi. Yok. Yani Ubisoft yok. Hiçbir Electronic şey yok, Arts evet. yok. Need for Speed çıkmış yok. FIFA, Electronic Arts ne. tarafında bir şey vardı. Wild Hearts vardı. Onu gösterdiler. Ha koydular on, mı onu? On, Görmedim gerçekten. Evet, evet koydular koydular. Ha, iyi varmış Wild Hearts bari. da gösterildi. O da 17 Şubat'ta çıkıyor zaten. Benim de beklediğim oyunlardan birisi o. Yani burada şöyle bir şey çok ilginç oluyor. Sen tek bir markadan bu kadar sürekli yer vermeye başladığında ister istemez insanlar bunun taraflı olduğunu düşünmeye başlar. Yani ödül töreninin buna <laughs> dikkat etmesi lazım. Demesi lazım ki abi ben 12 soket reklam satıyorum. Bu 12 soket reklamın bir marka en fazla dördünü alabilir. Sen durduracaksın <laughs> biraz. Yani senin sonra şeyin bozulur. Yani millet seni yanlış görmeye başlar. Bunu biraz taraflılığını bastırması lazım açıkçası. Game Awards'un asıl burada söyleyeceğim şey bu. Onun dışında adam tabii reklam nasıl yani orada yapacak bir şey yok. Düzgün reklam aslında, aslında. mesela bu sefer düzgün reklam vardı içeride. Evet, tabii, ne de. oldu? Kötü i̇şte değildi yeni, yani. Yani oyunlar gördük aynen öyle. Bu oyunlara geçmeden önce şu kısa bir bahsedeyim ondan bahsetmedik de demeyelim. Bu Miyazaki konuşuldu konuştu böyle duyguldu. Ben çok duygulandım mesela o konuşurken. Hı -hı. Sonra arkada böyle bir bir birey var böyle sürekli. Ben diyorum herhalde bu birinin yeğeni falan hani çok hiç uymuyor çünkü sahneye falan. Sonra bir anda çıktı şey diyor. Ay nominate my reform an rabbi Bill Clinton falan dedi çıktı. Ben dedim ne oluyor falan. Bilerek mi yapıldı yani? Nedir bu anlayamadım. Hatta dedim yanlış bir şey mi aldım? Çünkü çocuğun aksanı da çok kötü. Hı -hı. Anlayamıyorsun yani. Sonra gerçek anlamda bayağı çocuğu böyle götürdüler yani. Bizim Joff sonra dedi işte Ulandı, tutuklandı verdik. falan. 18 yaşından büyükmüş. Sonra biri dedi hayır 15 yaşında o falan diye. Çok ilk defa böyle bir şey oldu ama çocuğun sanırım daha önce trollediği Blizzcon falan da varmış. Ben ona da baktım biraz. Bayağı orayı da trollemiş. Hmm. Helal olsun Çok güzel meme'ler dönüyordu bu tarz, ya. Bu tarz trollükleri ben çok seviyorum. Evet. Hem de Elden Ring'de Invade yedi, Minion yedi bilen gibi geyik <laughs> de oldu yani. Ya öte yandan Miyazaki'nin bu sene hem gelip en iyi yönetmenliği hem de en iyi... Yani yönetmenlik değil bence, naratifi almalıydı. Tekrar altın çiziyorum ama. İki, iki tane çok büyük kategoride ödül alması benim şu açıdan da çok hoşuma gitti. God of War vs. Elden Ring tartışmasını bir kenara bırakırsak... Oyun sektörünün gerçekten son 10 senesini trendine yön vermiş adam bu ya. Yani bunun farkında evet. olması lazım insanların. Bugün God of çok övülen kombatı bile yani hedefe kitlen etrafında yuvarlanırken baltanı fırlat Dark Souls kombatının üzerine kurulmuş bir sistem. Yani eski God of War'ları oynayanlar helele hele, hele diye ortalıkta kırbaç savurarak hava kombosu çektiğimiz günleri unutmasınlar. Dark Souls'un sektöre kattığı hatta Demon's Souls demek lazım belki. Şeyler hı hı, çok Souls. Çok temel ve çok derinden ve bu sefer adamın çıkıp böyle hani en çok izlenen etkinliklerden bir tanesinde saygınlığı tartışılır ama <laughs> inşallah bu haftada da görürüz reis hatta öyle söyleyeyim. Ama hani ben çok hak ettiği bir ödül gibi düşünüyorum. Çünkü seneler önce de şey olmuştu. Hideo Kojima mesela Konami'den kovulduktan sonra burada gelip sahnede yeni oyununu duyurmuştu. O da bence güzel bir andı. Yani şey güzel. Yani bunlar hakikaten sektörü emek veren, sektörde yön değiştirmiş adamlar. Arada böyle hakikaten onora edildiklerini, bazı etkinliklerin onlara ayrıldığını görmek benim bir yerde hoşuma gidiyor. Yani hep hep her zaman da şov olmamalı işler gibi düşünüyorum. Onun dışında da zaten bir sürü oyun ve güncelleme duyurulduğu, DLC duyurulduğu, Hatta biz geçen oyun haberlerinde konuştuk mu bilmiyorum belki atlamış da olabiliriz bu Horizon Forbidden West için bir tane DLC duyuruldu böyle Hollywood yazısı, Hollywood bu arada Hollywood yazısıyla beraber onun DLC'si geldi. Mesela benim en çok ilgimi Judas vardı o çekti hmm. Bayaşok'un yaratıcısı kendilerinden gelen e, Ghost Story Games rebranding yapmışlardı onlar Irrational Games normalde oyun yapımcıları. E, onlar da böyle hikaye odaklı Bayaşok varimsi çok tatlı böyle bence twisti de bol bir oyun olacak hikaye odaklı olan. Ee, uzayda geçen baya şok diyebilirim mi ona? Onu ben çok bekliyorum. Hiç beklemiyordum şey olmasına direkt. Game of Wars'ta böyle bir şey göreceğimi hiç düşünmüyordum. Tabii tabii çok güzel bir Uzun sürprizdi. süredir çalış bir şeyde çalışıyorum falan dedi. Bir şeyler yapacağız ama ben bu kadar erken geleceğini gerçekten hiç düşünmedim. Sıfır sızıntıyla mis gibi çıkarttılar valla. Çok şaşırdım ben ona. Sistem ee, System Shock biliyorsun bu şeylerin atası. şu ee, shooter evet. RPG göbekten bağlıların atası. Ee, Sistem da bu arada şey geldi remaster gelmişti sisteme bilmiyorum alanlar oldu mu? Ee, Judas yani şöyle Bioshock'tan sonra o biraz bitti aslında çok devamı <laughs> gelmedi O da üzücü oldu. Ee, <laughs> Judas neredeyse ilk formül aynen devam yine elimizin üzerinde bir takım şeyler var yine First Person bileti kafasına sertçe boru vuruyoruz yani <laughs> adam onu seviyor belli ki. Ee, gelsin ya bu adam First Person'da çok güzel hikaye anlatmayı biliyor yani gelsin gözümüz doya doya oynayalım. Ya yani ben şeyi çok özlüyorum bazen. Hani böyle tam dedelik yapacağım şu anda ama 10 sene önce Bayoşok 1'in hikayesi daha iyiydi. Hayır arkadaş Bioshock Infinite'in hikayesi daha iyiydi diye oturup oyun sektöründen böyle arkadaşlarla tartışabildiğim günlerden böyle şeye geldik evet. ya. İşte şuna skin çıkmış, buna ek paket çıkmış, öbürünün abonelik sistemi bunun abonelik sisteminden daha iyi falan. Yani eskiden, eskiden böyle hani oyunlar ve oyunların anlattıklarını çok konuştuğumuz bir dönemimiz vardı bizim. Ee, habire multiplayer oyunlar, habire kapışmalı oyunlar, habire böyle şey oyunlar falan derken bunları çok kaybetmeye başladık. O yüzden bir noktada da şeyim zaten. Mesela Elden Ring God of War kapışmasını çok keyifle yaptık bu sene de ama o kadar fazla boktan oyun çıkıyor ki piyasaya. Yani Elden de, God of War'da bir noktada hani benim kardeşimdir böyle şey oluyorum yani gerçekten. Ama ne olur kurban olayım siz yeter ki iyi oyun yapın oluyorum. Çünkü artık böyle hakikaten e, zor zor düşüyor böyle oyunlar önümüzde. Üzerine emek verilmiş bir şey anlatmaya çalışan. Mesela God of War gerçekten anlatmaya çalışıyor ama anlatamıyor. Evet. Çok üzücü. Ee, o yüzden narratif ödülünü nasıl aldığını gerçekten anlayamıyorum ama Godofor ile ilgili eleştiri video sadece çekmem lazım çünkü <laughs> konu ile ilgili <laughs> sövüş videosu. uzun. Sövüş değil ama sövüş videosu olabilir gerçekten çünkü yani bitirdin mi sen Godofor Ragnarok'u? Yok daha bitirmedim hayır. Ben çok yavaş okay. oynuyorum. Çalıştığım için ben yavaş oynuyorum. Vay, eyvallah kardeşim. Biz işsiziz tabii. Bütün gün oyun <gülüyor> oynuyoruz. <gülüyor> Keşke zamanım olsa daha çabuk oynasam da bayağı uzunmuş düşündüğümden de uzunmuş ya. Uzun çıktı bayağı. Peki, okey. Nelerimiz vardı bu hafta baş şey e, Game Awards'ta duyurulan başka bir onların üzerinden geçelim hadi. Tabii Dead Stranding 2 vardı. Ya evet. Hiçbir şey anlamadık onu... yine fragmanından. Evet, evet, hiçbir şey anlamadık. Bir de ben Dead Stranding'den çok hani overdose falan sızıntı oldu ya çok fazla. Onu gösterir <laughs> falan zannediyordum. Kojima tarafından. Yakın zamanda olduğu için yani ama DS2'yi de görmek tatlı oldu. Şey olarak da komikti. Yayınlandıktan sonra de, Death Stranding 2 PS, PS tarafı, PlayStation tarafı direkt şöyle bir şey yayınladı. Sadece PS5'te ona çıkıyor, Exclusive falan çıkıyor diyor. Millet altına çok güzel şey yapmış, roastlamış onu şey demiş. E tamam da kanka yani 6, bir ay sonra, bir yıl sonra falan gelecek bilgisayara yani beklesek de olur falan diye. Çok tatlı gömmüşler onu da. PS5'e biraz üzdü beni ya. Ben oynayamayacağım şimdi onu. Belli olmaz o. Ee, hele bir gelsin o zamana kadar. Yani iki hafta önce de ekran kartım kötü diye alıyordu. Şey macim. Bu, anladın Doğru, mı? Sen evet. daha bu rotada devam et. Onlar değişir. Sen endişe etme. İkincisi PS5'e sadece geleceğini düşünmüyorum ya. Yok yani. Yemez. Yani... Ama bir yıl gelir ya. Bir yıl PS5'te rahat durur ha, bence. Evet. Ama yani God of War'u da PS4'e çıkarttı bunlar. Yani adam aynı ps 5 o kadar satamadığı için PS4'e çıkma ihtimali var. Full PS5'e çıkarsa ne kadar iyi? Çünkü çok daha iyi bir teknolojiyle gelecek daha belli. PS5'i olan biri olarak ben daha iyi. rahatsız değilim. Bir de şöyle Dead Stranding geleceği zaman çok tuhaf bir olay yaşanmıştı. Bundan daha önce bahsettim. Yine bahsedeceğim. Çünkü bence bu oyun sektörünün hı hı. ilginç olaylarından biri PlayStation. PlayStation 4 döneminde belli oyunlara özel kasa ve kumanda çıkarttı. Ve dikkat hı hı. et bu oyunların Hepsi ekskluzivdi. Horizon, God of War, işte bir tane büyük yaratıkla oradan oraya koşturduğumuz bir tane oyun hatırlamıyorum. Ama kendilerine ekskluziv, kendi markalarının bir parçası olan Ghost of Tsushima galiba ona da çıktı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E Bunların Ghost hepsine... Of çıktı. hepsine Bak Collector's Edition değil. Kasa. Spider-Man kasa. Kırmızı kasa. Bende vardı hatta. Bir seyircime vermiştim. Ekskluziv oyunlara full kasa kumanda çıkartıyorlardı o dönem. 2-3 üç, üç sene sonra o ekskluzivleri PC'ye son nesil bitince getirmeye karar verdiler. Yani çok uzun süre ekskluziv tuttukları oyunlara getirildi. Death Stranding için kumanda yapıldı. Kasa yapıldı. Ben hatta Death Stranding kasasını Türkiye'de sipariş ettim. Ön yani siparişte ekledim kenara. O zamanlar 1800 TL miydi? 2000 TL miydi neydi? Çünkü öyle bir şeydi PlayStation 4'ün fiyatı. Bir tane alayım dedim tabii yani ya. ne olacak? Eskiden 20 TL değildi konsolların fiyatı. Ve sonra ben o kasayı sipariş ettikten sonra ya <laughs> bu arada Stranding PC'ye geliyor abi falan diye. <laughs> tam çıkmadan bir ay, bir ay tabii bir ay mı ne önce duyuruldu. Şöyle tabii buyursun PC'ye gelsin. Ama şimdi ekskluzif oyunların da ekskluzif sevenler için bir önemi var, bir kıymeti var. Yani ben mesela Ekskluzif bir oyun olacağı için PlayStation'a o oh, dur ölmüştüm dur Death Stranding'i Death Stranding kasasında oynayayım. Hani öyle bir böyle gaza gelmiştim. Sonra baktım hmm. PC'ye geliyor. E dedim ben de evde PlayStation var zaten. Ben niye bu kasayı alıyorum ki? Yani çok mantıklı bir karar verdim ve iade ettim ben onu. Ön siparişimi vazgeçtim. O iade siparişten. ettim bir de. Ön siparişi iptal ettim. Neden? E çünkü ekskluzif olmasının farklı bir tüketim alışkanlığı var. Hani böyle bir çok nadir bir şey ulaşıyormuşsun gibi insanı bir şey evet. yapıyor. Ekskluzifden çıkınca ben de iade ettim. Ha buyursun hiçbir oyun ekskluzif olmak zorunda değil bu arada. PC'ye gelsin istediği yere gelsin ama. Ya abi siz Death Stranding bir ekskluzif olacak dediniz. Ona göre kumanda kasa çıkarttınız. Sonra bir hafta önce çıkmadan et falan yaptınız. Yani ben de yayında baktım. Dead Stranding 2'nin sonunda hakikaten böyle platform olarak PlayStation 5 yazıyor sadece. Hadi kanka falan oldum. Yani eksküzü çıkarsın yine oynayacağız ama. Milleti kandırmayın bari abi. Hades hey 2 var. Bu arada Hades'i bu kadar iyi telaffuz etmene çok şaşırdım. Benim normalde telaffuzum çok iyidir. Ama videoda çok heyecanlanıyorum ben. Benim çok sevdiğim ama hiç tutmayan bir esprim var. Ben de müsaadenle onu yapmak istiyorum. Tabii. İnşallah Hades'in ikinci oyunu da şey herif karakteri de olur. İnternet o karıştı. Reddit'te gördüm. Hades 2'nin başrolünde kadın olduğu için walklar kadın karakter koymuş, kadın karakterle oynanmaz re diye bağıran çocuklar türedi hemen. Bizim sabretmedik Ben onları de görmedim. Oo. Ya ben artık şeyi anlamıyorum. Ya biz genç erkek çocuğu biz de olduk. Biz eskiden genç erkek çocuğu olarak kadın görünce beğeniyorduk. Yaşasın kadın falan oluyorduk tamam mı? <laughs> yani şimdiki kardeşler yani niye kadın görünce tetikleniyorlar anlamıyorum ya arkadaş. Yani bu da ben hiç görmedim böyle, böyle bir... Güzelliktir yani neyin gerginliği bu? Ben ilk DLC falan geliyor zannettim Hades'e. Ama yeni bir oyun olduğunu görünce çok şaşırdım. O da sıfır sızıntıyla falan çıktı. Supergiant evet, evet, maşallah Allah, güzel de yani bağımlı diyor Herkes ona şaşırdı zaten ya dedik birisi Hades'e çok benzer bir oyun götürüyor Gerçekten Hades evet, mi evet. geliyor falan Çünkü Supergiant Games bu arada bir yaptığı oyunu bir daha yapmamasıyla çok meşhur Ama Hades nasıl sattıysa Onlar da dediler ki oh ben be, sonunda ev aldık falan dediler Birlikte <gülüyor> <gülüyor> ee, İkiyi çıkartalım araba hepsini Aa, tamlayalım dediler İkisi herhalde. üçü var bunun ya bu yok falan dediler <laughs> ki Ne olacak oyunlar yani millet güzel oyundu Evet, evet ee, güzel oyun Ben mesela o yüzden Supergiant bir yaptığı oyunu bir daha yapmadığı için Yani Bastion 2 de gelmedi yani, anladın mı Transistor de gelmedi yani onları yapmadı hiç. Belli ki Hades çok iyi satmış tabii onlara kıyasla. 2 iyi haftalar hayırlı olsun inşallah onlar da kazanırlar. Bir daireyeten replaced vardı. Ona baktın mı sen? Ben bayağıdır beklediğim böyle herkesin sikem dediği bu çıkmayacak dediği bir oyun var böyle platform retro fütüristik bir oyun. Böyle realistik böyle piksel art da yapılmış. Çok tatlı grafikleri vardı. Kesin evet, falan merak ediyorum ben ona. Ben. Acayip bir şey hmm. o. Yani onu da görmek hoş oldu bayağı. Ben hiç beklemiyordum. Ona, ona bakmamıştım. Evet, onu daha önce bir Xbox etkinliğinde görmüştük. Ee, hı hı. Aynen. O da çok keyifli bir oyun olacağı benziyor. Onun dışında Star Wars Jedi Survivor duyuruldu. Evet, duyuruldu. Sonra fiyatı da belli oldu. Gördün mü? Gördüm. 1600 mü 1200 mü ne şu anda? 1200 lira, 600 olan o editionlardır büyük ihtimalle Onlara bakmadım ben de 1200 liradan çıktı. Artık evet. yeni normal bu. 1200 lira. Bu etkinlik sırasında arkadaşlar chatte üzüldüler gördüm. Çünkü duyuruldu duyurulduğunda ön sipariş açıldı. Diablo 4 duyuruldu Diablo 4 duyuruldu ön sipariş açıldı. Diablo 4 de çıkmış 1400 TL'den. Evet. Millet chat'a e yazıyor verilir abi 1400 falan. <laughs> dedim ki bekleyin öncelikle çünkü Diablo biraz patchlerle topala, toparlanmıştı 3. oyun bir öncekinde ilk çıktığında süper konumda çıkmamıştı artık tabi ihtimal eskisine göre düştü ama Activision Microsoft satın alması olursa bir de Game Pass'i ilk günden atar Microsoft'a 1400 TL verdiğinizde kalırsınız diyerekten milleti hmm. korkuttuk öte yandan Diablo 4 gelecek yaz geliyor Star Wars Jedi Survivor iyi oldu çünkü o da bir God of War gibi omuzdan bakarak hikayeli Dark Souls olduğu için aslında resmen God of War'la aynı kategoriden en sonların kategorisi enseye yakın kameralı Dark Souls demek lazım ikisine de. Oynanış mekaniği olarak herhalde. Evet, bilmiyorum. Evet. Evet öyle. Bu arada bilmeyenler için Fallen Order bunun bir önceki oyunu. 30 TL'lere kadar düşmüştü geçen hafta. Hala indirimden bilmiyorum. Çok tavsiye ettiğimiz bir oyun. Çok düzgün bir oyun. Niyeyse çok övülmedi. Nasıl, niyeyse çok övülmedi. Gerçekten niye yeterince övülmediğini anlamadığım bir oyun. Çok kaliteli bir oyundu. Tavsiye de ederiz bütün seyircilere. Bu serinin Jedi Survivor'ın bir önceki oyunu. Fallen Order oynama tavsiyesi verelim herkese. Aynı zamanda Yay Play'de de var bu arada. Onunla söyleyelim. Hı -hı. Yine Game Pass'a e birlikte geliyor zaten diye biliyorum ben. Yani 30 liraya oynayabiliyorsunuz. Ama şu an %88 indirimde yani. 35 liraya geliyor istiyorsanız. Steam kütüphanesi sevenler direkt ekleyebilir bence şu an. 19 Aralık'ta bitiyormuş. From Software üzdü. Hmm, Armored Core 6 hmm. geldi. Hmm. Tam yazık yazı ödülü aldıktan sonra böyle bir bir anda sessiz bir post görüntüler falan. Bunların üstüne bir anda bir yazı geldi. It's time to kindle the ashes. Allah dedik. Ya Dark Souls 5 geliyor 6 geliyor, 7 geliyor bir şey geliyor. Ya da bir çılgınlık yapıp bunlar Azewa Bloodborne 2'yi mi duyuruyorlar? Çünkü böyle kırmızı kan efekti falan gibi bir şey oldu. Herkes çıldırdı. Günhan falan bağırıyor yani artık böyle. Zaten From Software böyle inanılmaz oldu ya. Biz hakikaten oradan oraya hoplatıyor yani şu anda. Armor Core 6 diye bir duyurdular. Salonda alkış azaldı yemin ediyorum. Duyurursanız herkes "Aaa falan almış başladı." Armor Core 6 dediler. "Aha falan oldu." Herkes. Ha okay. E çünkü kim sallar armut kuru manyak mısın nesin yani? <laughs> bu kadar sinirlendi onu anlamadım. <laughs> ya hayır yani robot dövüşü yani bu hani şey gibi oldu biraz. Santa Monica'yı mesela şu an herkes God of War oyunlarıyla biliyor ya. yani. Santa Monica çıkıp bir anda dese ki işte biz de Team, Team Battler yaptık kart oyunu çıkarttık falan millet der ki abi hani onu yapacak bin tane stüdyo var sen ne karışıyorsun sen bizim sevdiğimiz oyunu yap Yani Hı -hı. şu an From Software'ın bu Armored Core hamlesi de milletin öyle bir canını sıktı. Sonradan dediler ki bunu Sekiro yöneten yönetecek. Acayip böyle bir robotlu souls -like gibi bir şey olabilir falan spekülasyon döndü. Sonra Hı, From evet. Software açıklama yapmış. Yo souls -like oyun olmayacak robotlu civciv oyun olacak diye açıklama geçmiş From <gülüyor> Software. <gülüyor> Aynen Soulsborne modeli olmayacak o. Biz de böyle şey oldu. olduk. Ne işte. E toprağım yani o zaman ver birine yapsın abi siz niye giriyorsunuz bu işe yani biz senden ne istiyoruz çok belli From Software olarak kim neredeyse onu yapsın ya bu kadar zor bir şey mi bu? Ben belki dedim Elden Ring DLC'si falan gelir From Software'ı görünce sonra Armored Core dedim hayatımda Yok. hiç oynamadığım bir oyundu meka oyun tarzını çok sevmiyorum mesela Maximum ne oynamışımdır Titanfall falan oynadım. Armored Core zaten bir sürü şey söyleyeyim mi meka dövüş kim seviyor? Yani Armored Core'da en çok satmış oyunu 700 bin, 800 bin satmış bir oyun. Adamlar Souls like yaptılar da From Software insanların radarına girdi. From Software ne oynayın bir tane oyun şirketiydi. PlayStation'a Armored Core, Marmored Core bir şeyler çıkıyordu. Ninja oyunu falan çıkarıyordu. From Software çok eski bir şirket. Kimsenin umurunda olan bir şirket değildi senelerce. Demon Souls'la bir dalga yarattı. Arkadan Dark Souls'u bir çaktı. Bugünkü From Software'a dönüştü. Witcher'ı çıkartmadan önce CD Projekt Red korsan CD'cilik yapıyordu. CD Projekt Red de korsan CD'cine mi dönsün şimdi? Ne alaka? Bilmiyorum. Herhalde From Software'ın patronu Armored Core'u çok seviyormuş ya da Lükselerle. ben şu an inanılmaz boş konuşuyorum Miyazaki ile Kuyazaki oturdular. Dediler ki kral Armored Core'a böyle inanılmaz yeni bir gameplay mekaniği yapıyoruz falan diyorlar. Çünkü bakma bu adamlar yani son 6 oyunları bu kadar meşhur olduysa gameplay mekaniği yüzünden meşhur oldu. Yani bu, bu konuda aslında çok güvenilebileceğimiz adamlar. Belki adam 8000 senelik robot dövüşü oyununu öyle bir şey yapacaklar ki biz çok utanacağız. Diyeceğiz ki abi biz neler söyledik evet. ya. Yani üstüne zaten From Software o dediğin gibi hani dediler ya Souls, Soulsborne tarzı bir oyun olmayacak. Souls-like olmayacak. Zorluk olmayacak yani ama daha önceki Armored Core oyunlarından da farklı olacak. Hikayesi farklı olacak, alakası olmayacak. Bu oyunu oynamak için mesela atıyorum benim şöyle bir olayım vardır. Bir oyunun 6.si 7.si 6.si diğerlerini kesin oynarım yani. Bir bağlantı noktası olsa bile böyle takıntılıyımdır ben. Bunda direkt şey demişlerdi. Hiçbir şekilde bağlantılı değil diğer Armored Core'larla. Bu tamamıyla farklı bir oyun olacak. Hatta böyle sonsuz özelleştirme yapabileceksiniz. Daha çok tek oyunculu falan olacak. Ben çok oyunculu zannediyordum mesela. Yok. Herkese uyan tarzı bir şey özgür ve yaratıcı bir şekilde çıkartacağız bir şeyler dediler yani. Çeşitliliğe çok önem vereceklermiş. Bilmiyorum, benim daha önce çok tüketmediğim bir tarz zaten meka vesaire ben çok sevmiyorum. Bir en sevdiğim işte Titanfall 2 vardı onu çok severdim ben. Hı -hı. Ama belki dediğin gibi gerçekten güzel bir şey ortaya çıkartırlar gibi geliyor bana gene de ya. Ben o kadar önyargılı değilim yani. Ya şöyle şimdi bu adamlar Souls oyunlarını yaptılar. Demon Souls alkış, Dark Souls 1 alkış, Dark Souls 2 alkış. Dediler ki Bloodborne diye bir şey yapıyoruz. Baktılar karakterin postürü falan aynı. O dediler. Sonra bir anda bir baktılar ki karakterin kalkanı yok gameplaylerde. Şimdi Dark Souls senelerce kalkanın arkasına saklanıp milletin etrafında yuvarlanmaktı ya. O dönem millet bir dedi ki bu ne baba bozmuş. Action RPG yapmışlar. Ne öyle Kratos gibi yürü yürü vur mu yapacağız? Ki Kratos'un o zaman kalkanı yoktu şimdi ki bu adam yürü yürü vur yapıyordu gerçekten. İşin ilginci Bloodborne Kratos gibi mi olacak diye eleştirilirken Kratos bir sonraki oyunda kalkan adam oldu böyle biliyorsun. Bunlar Aynen. da çünkü Dark Souls oynadılar arada falan. Kültürel geçişlilik yaşandı. Millet Bloodborne eleştirdi eleştirdi. Şu an bazıları için hala en iyi Souls oyunu Bloodborne yani açık ara. Çünkü kalkan kombatın olmaması e, insanları çok etkiledi. Vay falan helal olsun From Software oldu. Hadi Dark Souls 3 o arada bir de Sekiro duyuruldu. Sekiro'da da baktı millet Japonya'da bir tane samuray oradan oraya hele hele zıplayıp kılıç vuruyor millete. <laughs> ya bu ne abi ya filan dendi. soğuz oyunu verin lan filan dendi böyle. Sonra Sekiro bir çıktı herkes şey oldu böyle gelmiş geçmiş iyi. Dövüş oyunu filan diye böyle herkesin aklı çıktı. O yüzden hani From Software'a ben de şu an aynı şeyi yapıyorum. Ya robot oyunu kim ne yapsın ha falan oluyorum. Ya bu adamlar üç kere bizi şaşırttılar. 4.'ünde de şaşırtırlarsa helal olsun. Şaşırtmazlarsa da herhalde canları Sağlık sağ olsun, olsun bilmiyorum. Sağlık olsun ya artık. İyi yaptıkları şeylere sayarız artık ne yapalım. Ha yani Eldenimge artık ben sayarız. o noktadayım. Baldur's Gate'in çıkış tarihi duyuruldu. Baldur's Gate'in tam oyunun. Ge gelecek sene Ağustos'ta çıkıyor galiba. Aynen Ağustos'ta tam sürüme çıkıyor. Onu da hatırlatalım bu arada. Bence aramızda almayan hala varsa. Bence Baldur's Gate 3'ü alın şu an. Çünkü çok fena zamlanacak. Hatta belki yılbaşında bile zamlanabilir bilmiyorum ama. Bence tam sürüme çıkınca en az bir 500-550 lirası var onun. Hala almayanlar varsa zaten türünde iyisin neredeyse RPG türünde. Tabii. Ben öneriyorum. Açık ara. Açık ara. Baldur's Gate evet arkadaşlar yani izometrik RPG seviyorsanız izometrik RPG denince neyden bahsedildiğini anlıyorsanız daha doğrusu kesinlikle almanız gereken bir oyun Baldur's Gate. Suicide Squad Kill ismindeki pardon Suicide Squad Kill the Justice League ismindeki inanılmaz saçma sapan evet. ben bu oyun konusunda giderek <laughs> şüphelerim artıyor. Her an her çıkarttıkları fragmanda daha da şüphelerim artıyor. Ne gibi? Yani şöyle biliyorsun en çok en son çıkan Gotham Knights oyununu Rocksteady stüdyosu yapmadı. Başka bir stüdyo yaptı. Galiba Origins'i evet. yapan stüdyo yapmıştı. Multiplayer yaptılar. işte şey yaptılar. Action RPG gibi böyle item item kasıyorsun. Sokaktaki serserinin ağzına vuruyorsun. İşte sadece Bad Girl'ün kullanabildiği de latex tight falan düşüyor. Sen o latex tight'ı nereden buldun aslanım falan. Tuhaf tuhaf bir oyun oldu zaten. Ama Arkham serisini asıl yapan Rocksteady'nin yeni oyunu geliyor. Aa ne geliyor? Suicide Squad Kill the Justice League. Suicide Squad içindeki insanları bir hatırlatmak isterim herkese. Bir, bumerang atan adam. İki, bir tane palyaçonun kız arkadaşı. Süper gücü bu palyaçonun kız arkadaşı olmak. Bumerang atabilen adam var. O da bütün gücü bumerang atıyor. Böyle hot diye bir atıyor bumerangı. Bumerang atıyor. Bir tane köpek balığı adam. Onun da gücü köpek balığı olmak. Bir tane de her attığını tutturan sniper. Şimdi her attığını tutturan sniper tek başına güçlü. Eyvallah. Ama geri kalan üç tane şekilsiz nedir? Yani bir de hemen fragmanda Flash'ı yakalamışlar, dövmüşler falan. Abi siz Flash'ı evet, nasıl evet. yakaladınız? Yani Kill the Justice League dediğinde bunun Wonder Woman'ı var Superman'i var. Yani biz bunu yiyecek miyiz acaba ya? Olur ya bazen. Yemedik abi dersin. Yani Pagliaccio'nun karısı da Superman'i dövmesin abi gibi. Ben böyle bir noktaya geliyorum. Çok zor bir şey deniyorlar. Tutacak mı tutmayacak mı emin değilim. Bu fragmanda da tabii rahmetli Kevin Conroy'un da biraz sesi Aynen, en son Suicide Squad'da seslendirme yapmış herif. Suicide Squad'da yaptığı seslendirmeyi de kullanmak için biraz da bu reklamda çok sonradan eklendiği Belli hemen Batman gözüküyor. Suicide Squad Batman'le yüz yüze geliyor. Hı hı. Sonrasında Batman'in Animated Series'den Kevin Conroy'un seslendirdiği bir kısmı alıp buradaki fragmanı eklemişler. I am Justice, I am Vengeance, I am Night, I am Batman dediği kısmı. Bir böyle derme çatma biraz da Kevin Conroy'un cesedinden nemalanmaya çalışan bir fragman attılar. Flash'ı dövdün Batman'den mi korkuyorsun? Ben Flash'ı dövsem Batman'den korkmam. Öte yandan çünkü Flash zamanda koşabiliyor falan ya. Evet. Öte yandan hadi tamam Batman çok pis bir herif. Batman'den belki korkuyor olabilirsin de. Yani abi Flash'ı nasıl dövdün? Superman'de nasıl mücadele edeceksin? Ya bu Kill the Justice League gerçekten. Yani şey diyeceğim ha. Bir şekilde bu oyun bize bunun olabileceğini inandırırsa. Asıl mesele o ya zaten. Biz şu an tabii ne saçma falan diyoruz da. Belki olur. Belki öyle bir hikaye anlatırlar ki inanırız biz buna. Ama zannetmiyorum ya. Yani çok zor. Yani çok anlamsız bir rotaya bıçağın üstüne koşuyor bu stüdyo şu anda yani. İnşallah hayır olur bu işin sonu bilmiyorum. O da 26 Mayıs'a çıkıyormuş zaten. Ya duygulandırmak için yaptılar bir şeyler. Ben duygulandım açıkçası görünce öyle bir anda. Ya Ama tabi tabii rahmetlik şimdi yani o başka çekmiyor. da. Hani rahmetliğin yani rahmetliğin hatırına da kötü oyun satın almayacağız ha bu arada. Adam öldü zaten yani. Tabii canım. <gülüyor> Adam... <gülüyor> <laughs> Adam Alayım o zaman da. son seslendir diye oyun diye. Ha, yani hani? Kevin Conroy'u işte. çok özlesek açarız. Batman The Animated Series 90'lardan kalma internette var bölümleri. Onu izlemek lazım. Street Fighter 6, Tekken 8, Dead or Alive 7. Başka ne vardı? Apex Legends 3. Bunlar da duyuruldu. Apex Legends 3 mü? <laughs> Niye böyle konuşuyorsun? şu <laughs> i̇letişim kuramıyoruz yani seninle şu an. Yok ya her, de bir şeyin ikincisi, üçüncüsü geliyor ya ondan sıkılmışım evet, evet. galiba. Kendi kendime evet, resim geldi. Çünkü bakıyorum. The Last of Us, The Last of Us geliyor PC'ye. Yes be yaşasın. Yes 3 Mart'ta geliyor be. The Last Return of Us part da geliyor. Biri, the Last of Us Part 1'i 5. kere oynama şansımız olacak böylece. Yaşasın. Aynen. Keşke artık cep telefonlarına da çıksa da Last of Us cep telefonunda da oynasak artık. Tamam Joel'in kızı ölüyor. Anladık. Bir şey mi? E geliyor galiba direkt. Geliyordur. E, gelirse. <laughs> Oynayabileceğiz yani bayağı. <laughs> aman ha Joel'in kızı ölüyor arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar duydunuz mu? Aman ha çok duygusal sayın. Aman sahne, spoiler. Returnal'ın peki 32 GB RAM istemesi sistem gereksinimlerinde önerilen olarak. Niye öyle ya gerçekten? Evet, Returnal da PC'ye geliyor bu arada. Bu güzel haber. Çünkü Returnal oynaması çok keyifli bir oyun göreceksiniz hepiniz. Ama gerçekten niye 32 GB RAM istiyor? Yani Vallahi Miles Morales'te bile 16 GB yetiyordu. Allah sabır ben, versin yani. Yeni bilgisayar topladım 32 GB ne ya? Yani minimum 16 fazla. GB demiş, recommend de 32 demiş. Ben 32 kullanmıyorum şu anda. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Senin de PC'sin sana sponsorla geldi. Benim de sponsorlu geldi. E sponsorlu PC'lerin biraz altını açıyorlar hani biz iyi rahat kullanalım diye. Bende yok 32 GB RAM şu anda. Hayır işin tuhafı. Recommended'da RTX 2070 süper ekran kartı istiyor ha. Yani şey de istemiyor böyle. Şöyle at bir 3060 kral gözümüz şenlensin falan demiyor. 2070 gibi bir ekran kartıyla ben işime bakarım diyor. Ama RAM 32 GB. Hayırdır yani tuhaf bilmiyorum. Demek Belki ki Belki arka düzeltirler, planda yapılmış olan. Bilmiyorum. Yani onu da geç şeyi anlamadım. PlayStation 32 GB RAM'i yoktu değil mi? Ya yani ben ya kafamı karıştırmıyorum şu an yani. PlayStation bu kadar güçlü bir donanıma sahip olmaması lazım. Yok benim çok garibime gitti. Bence bir şeyler bir yanlışlık oldu gibime geliyor ama şu an bilmiyorum. hala aynı yani. Şu an konuştuğumuz süre zarfında hala 32 GB yazıyor. Değişmedi Çünkü PlayStation yani. 5'in dengi olan ekran kartı olarak yapılan bütün testlerde gerçekten 2070 süper çıktı. Hatta bir buçuk sene önce çektiğim videoda ben de 8000 TL'lik PlayStation 5'e denk güçte 8000 TL'lik bir PC toplamıştım. O zamanlar PlayStation 5'in ilk çıktığı günlerde. Var düşün nereden nereye geldik. <laughs> o denk güçte topladığımız PC'nin içerisine de şey koymuştum. RTX 2070 koymuştum gerçekten. Çünkü testlerde full sonuçlar onu gösteriyordu. Yani bir yandan bunu anlatırken bir yandan da şeye şaşırıyorum. PlayStation 5 ne kadar hızlı eskimiş ya. PlayStation 5'in suçu anlamında demiyorum bu. Yani 4090'lar falan konuşulmaya başladı. Bugün 4090 ile RTX 2070'i performans testinde yan yana koysan RTX 2070'in herhalde grafiği gözükmez yani. Hani böyle bir fark atıldı. Evet. PC çok açtı arayı vallahi çok ilginç ya. Monster Hunter benzeri bu türe yakın Wild Hearts'tan biraz bahsettik yayın sunumunda. Ee, y Yay Originals diyelim aslında. E ee, hmm. Hearts için de yeni fragman verdiler. Ben onu da bekliyorum. O da 17 Şubat'ta geliyor. Hatta oyunla alakalı en son konuşmada da şunları söylemişlerdi. Ben yakın zamanda zaten taze taze bu arada Monster Hunter Rise oynamıştım. O yüzden bunları da onaylayabiliyorum. senaryo birlikte oynamıştık. mesela sen Monster Hunter Rise'ı oyunda yönlendirme diye bir şey yok. Padişah fermanı gibi bir tutorial veriyor sana. Bunları okursan şunları yapabileceksin falan diye. Ben de okumadım hani dedim ki ya bir iki var, keseyim çıkayım bunu istiyorum sadece. Oyun 20 sayfalık tutorial gösteriyordu. Wild tarafında yapımcı çıkıp şey demiş. Büyük ihtimalle şöyle olacak zaten. İşte sizi oyuna ne kadar hızlı adapte edebilirsek bizim için o kadar kafidir falan diye konuşmuşlar. Bu da işte tutorial, oyun girişleri, oyuncunun ne kadar çabuk oyuna girişiyle alakalı. Bence bu bireyler şey yaptılar ya Monster Hunter'ın tüm kötü yönlerini alıp böyle bir artıya çevirip bize satacaklar gibi geliyor ki bu benim için yeterli bir sebep almak için ama e, şunu da belirtelim oğlum oyun 1200 lira ama Monster Hunter Rise Game Pass'e geliyor. Öyle bir ayrım var aralarında şu an. E, ama belki ya Original Stan Play'e gelebilir diye düşünüyorum ben belki ileride. Biraz ee, kafam karışıyor. Bir süre sonra gelir. Asıl şunu soracağım. Monster Hunter güzel oyun mu ya? Ya çok zaman harcaman lazım. Ya zaman gerçekten harcaman lazım. Ya yani öyle girip oyunu baya Abi 3 4 saat 5 saat belki görmen lazım. Oyunu ilk girdiğinde. ilk girdikten sonra biraz alıştırıyor seni. Ben mesela Gamepad'de çok sıkıntı yaşadım. Optimizasyon. Gamepad'i kullanamadım. izin vermedi tekrardan vesaire. O problemler oldu. Sena da aynı şekilde bunları yaşadı. Bence güzel bir oyun. Ama dediğim gibi Wild Hearts bence bunu tamamlayacak bir oyun. Bence Wild Hearts'a ihtiyacım vardı benim. Ben Wild Hearts çıkmayacak diye yakın zamanda falan diye düşünüp almıştım aslında. İndirimden almıştım. E sonra Gamepad'e de gelecek dediler. E girdim baktım. Çok yavaş bir oyun ya. Çok yavaş oyun. Yani ben bırak keseyim takı tuka falan yok. Çok yavaş oyun. O biraz beni rahatsız etti. Belki Wild Hearts'ta bu olmaz ki yok gibi gözüküyor onda. O yüzden Bakalım çok ilgimi çekiyor. Ben Monster Hunter'ın Monster Hunter World müydü o en son çıkan büyük? Arse Rise falan çıktı sonra. Yok, Rise falan değil, işte. ondan önceki. A world. World, world. World aynen. World oynamıştım. Bir tane boss fight 22 dakika falan sürünce dedim ki <laughs> vallahi sağ ol. <olun. gülüyor> Öyle <gülüyor> aynısı sadece dedim. geliştirilmiş böyle. Grafikleri geliştirilmiş, optimizasyon geliştirilmiş, questler yeni şeyler eklenmiş. E, çok bir farkı yok yani. Bir üst katmanı. Overwatch 2 hani. Birazcık daha üstü. Overwatch 2 kadar düşük değil ya. Peki. Kış bir de şeyi söyleyelim. Yani. Celeste'in geliştiricisi var. Earthblade'i duyurdu o da. Onu gördün mü? Platform oyunu gene. Aa evet. Tabii o ki. O da önemliydi. O da Metroidvania tarzında bir platform oyunu olacak. O da beni şaşırttı. Hiç beklemiyordum. Bayağıdır sessizlerdi. O da geliyor. Microsoft tarafında da aslında bizleri biraz üzecek gelişmeler oldu. İlk başta onları söyleyeyim. Birkaç tane haberimiz var bu tarafta. Geçen oyun haberlerinde bahsetmiştik. Zamlar yakındır, geliyordur diye ama bu kış aslında istemediğimiz o fiyatlar gelecek gibi duruyor. Bu yılbaşından sonra Phil Spencer verdiği röportajda söyledi. işte 2023 itibariyle böyle AAA oyunlarını birinci olarak kendi çıkarttı. Bu ne olabilir? İşte Forza serisi, Redfall, Starfield gibi. 60 dolar bandından 70 dolara çekti. Yani işte Hı -hı. Sony, Take-Two ya Ub Ubisoft gibi büyük şirketlerin aslında zam furyasına o da katılmış oldu. Tabii bu tarafta hani şunları da eklemiş, Yerel fiyatlandırmalar, ülkelerin ekonomik durumunu falan da el alacağız demişler ama sabitleme yapılacak. Buna en son Steam de demişti. 1.8'den 10'a çıkartmıştı. Her ne kadar 10 bizim için hala mükemmel bir kur olsa da şu an 18 geçiyor çünkü. Bu şekilde biliyorsun Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Aynı Hı -hı. zamanda oyunlar Steam'de de kalacak diyor bayağı sanki bu e, Activision Blizzard anlaşması tamamıyla kapanıyormuş gibi aslında hareketler yapıyor şu an. Hı -hı. Benim bu tarafta korkutan bir Game Pass var. Kendi birinci oyunlarını bu kadar yükseltip de Game Pass'i 9 dolarda bırakır mı bilmiyorum. Hani 60 dolardan 70'e çıkartıyor ama Game Pass'te oyuna ilk günden geçiyor mesela tüm Redfall'u, Forza'yı, Starfield'ı ama Game Pass'e giriyorsun 9 dolar. Yani bu neresi World ya da niye o zaman zam yapıyor bir soru işareti oldu benim kafamda mesela. Çok bir birinci parti oyunları yok ya aslında bir de bunların. düşünürsen. Yok evet. Hani Şu an neydi? Oblivion mıydı? Ay Oblivion hmm. ne ya? Ne? Obsidian'dır. Obsidian. <laughs> Oblivion geldi like. aklıma. Mesela He. onların üstünden şu an oyun çıkartıyorlar. En son Pentiment çıkmıştı hatta. Öyle hatırlıyorum. Pentiment bile hani bağımsız çıksa indie oyun diyeceğimiz küçüklükte bir oyun. Hı -hı. Yok zaten şu an şey çok eleştiri alacak bir konu. Yani Xbox internette de bu hafta tartışması döndü hep. Vay Xbox Sony ne olacak işte Call of Duty falan. Millet de şey diyor oğlum ya stüdyo Alacaklarını aldıkları stüdyolar oyun yaptırsalar daha mantıklı değil mi? Herifler, 30 tane stüdyo aldı artık yeter falan'a geldi. Ki doğru çok doğru bir eleştiri. Yani hakikaten bu stüdyoları alıp alıp oturtacaksan bu olmaz. Bak Elon Musk ise tak bir girdi <laughs> Skype'ın <laughs> kapısından. Neyse Twitter'ın kapısından. Tak onu kovdu tak onu kovdu. Biraz bam bam çat çat muslukla gideceksin. Herkesi döveceksin. Sallandırtacaksın herkesi. Şaka bir yana çok sakin sakin gidiyor. Yani ben mesela hakikaten Xbox ilk Bethesda'yı satın alıyor falan dediğinde çok sevinmiştim. Şu açıdan çok sevmiştim. Bethesda çok fazla markanın üzerinde oturan ama bu markaların hepsini çok yavaşlatmış. Yani hala çünkü Skyrim'den ekmek yiyorlar. Hala Fallout'lardan ekmek yiyorlar. Ya kardeşim versene bize Fallout 5, Fallout New Vegas 2, Skyrim 2, Elden Ring 6. Hepsini aynı anda istiyoruz. Ve hepsini istiyoruz 60 dolar 70 dolar. Ver yani. Yok. E şimdi ben de PlayStation ilk, 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 X, Xbox çıktığı dönem diyordum ki tamam krallar şimdi kapıdan bir girecek. Siz şunu yapın. Siz bunu yapın. Dağıtacaklar herkesi. Anam yani adamlar stüdyoyu aldı. Hiç kimseye karışmadı. İçeride Toto avırdı hala şey diyor. Valla keşke Scrolls 6 daha artık erken çıksaymış falan diyor. Ulan evet. bize ne anlatıyorsun? Sen çıkaracaksın. Şerefsiz ne anlatıyorsun? Bilmiyorum ben bu adamlara bir açıdan bir gıcık olma durumum var. Öte yandan asıl galiba bunu Game Awards günü duyurdular. Game Awards yayınından önce duyurdular hatta. Hatta belki Game Awards yayınında yayınlanacak olan bir takım Xbox e, reklamları ortadan kaldırılmış olabilir gibi sonradan bir muhabbet de döndü haberin olsun Amerika'nın Amerika'nın Amerika Federal Ticari Komitesi işte FTC hani yapacak diyorduk ya yapmaya karar vermiş gerçekten FTC kendi sitesinden kendi bloğundan şeyi duyurmuş FTC Microsoft'un Activision satın almasını dava konusu edecek dava açacağız bunu durdurmak için yürütmeyi durdurma kararı alacağız demiş yani. Daha doğrusu yürütmenin durdurulması için dava görülecekmiş. Bir dava açılacak ve taraflar dinlenecek şimdi işler başlıyor. O bayağı bir piyasayı salladı. Çünkü düşünürsen Amerikan Ticari Komisyonu bu konuyla alakalı yargı dağıtabilecek. Yani Avrupa Parlamentosu, yani Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu kadar güçlü bir şey. Yani o iki o iki tarafta bitecek zaten bu konu. Evet, güçlü. Ee, en son taraflardan... Nvidia işte yerinden etmişti. Nvidia tarafını hatırlıyorsun. ARM yes. satın alınında, Ar yani satın şey yapmıştı Nvidia. Öh artık tamam yeter deyip ARM'dan vazgeçmişti. Üstüne bir de tazminat ödemişti. Ben istemiyorum sizi falan demişti. Hı -hı. Çok bayağı kan getirmişti ağzından. E şimdi çıkıp bir de şey demişti. Ben onu hatırlıyorum mesela. E Bu başındaki birey çıkıp şey dedi işte e, asla Microsoft'a yedirmeyeceğiz falan filan dedi. Onu biliyorsun değil mi? Bayağı gesip konuşuyordu. Hı -hı. Nvidia'da Tabii. ne yaptıysak Microsoft'a da onu yapacak diyordu. Yes. Şimdi yani Amerikan hükümeti biz bu işin karşısı, karşısındayız demek için adım atmış gibi bir şey oldu. O bayağı salladı. İşin ilginci Game of Thrones'tan hakikaten 2-3 saat önce açıkladılar. Sonra sektörel dedikodu okudum ben birkaç tane. Game of Thrones'ta Xbox'ın duyuracağı bayağı oyun vardı. O duyuracakların bir kısmını da Xbox ekskluzif duyuracaklardı. Duyurmadılar. Vazgeçtiler onu. <laughs> Duyurmadılar vazgeçtiler diye. Davaya gidiyor diye. Belki de Game of Thrones'un gerçekten bu kadar Sony ağırlıklı olmasının sebeplerinden bir tanesi de Buydu. Onu da bilmiyoruz. Onu da konuşmak lazım. Olabilir. Şöyle çünkü FTC'nin yaptığı da şu yazıyor. Diyor ki biz gördük ki bunlar Starfield'ı bak hiç öteki tarafları boş ver. Hep konuştuk ya ona kiralayacakmış o 10 yıllık teklif etmiş. Ötekisi kabul etmemiş falan boş ver. FTC gerekçe olarak şunu sunmuş. Microsoft Xbox Starfield'ı çıkarttı. Starfield'ın ekskluzif olacağını açıkladı. Bugün Starfield'ı ekskluzif yapan yarın her şeyin ekskluzif yapar. izin vermiyoruz dedi. Çok mantıklı bir şey söylüyorlar. Çok net bir yere bakıyorlar. Tabii ki de Starfield'e ekskluzyon yapan her şey ekskluzyon yapıyorlar. Tabii ki de. Yani Tabii zaten ki de. Bütün bu davanın konuşulmasının bilmem neyin sebebi ne? Hiç kimse havayı ortalığı bulandırmaya çalışmasın yani. Ama 10 yıllığına kiraldık falan. Yani adamlar neticede hukukçu olduğu için çok net bir yere bakmış. Kardeşim sen bir tane ekskluzyon yaptın mı yaptın. Değerlerini yapma yetkin var mı? Var. E, yaparsınız demek ki de bir şey. Yani aslında bu durdurma... Yürüt, yani yürütmeyi durdurma için açtıkları dava mantıklı bir dava. Tekelciliği engelleme yolunda açılmış bir dava. Öte yandan işte artık oyun kiralama streaming servisleri, abonelik servislerinin olduğu bir dünyada ekskluzif yapma yapmamayı konuşmak da gereken bir yere geldik ya. Yani birazcık şey gibi oluyor. 5 sene öncesinin dinamikleriyle bugün yargılanıyormuş gibi oluyor oyun sektöründe. Çünkü bak az önce demin ne dediklerimiz? Dead Stranding 2 için. Hani PlayStation'da Exclusive diye duyurdu onu. En yani azsa bir sene, iki sene gelecek o PC'ye biliyoruz hepimiz. Hani aslında böyle bir şey var. Timed Exclusive, limited Exclusive falan gibi noktalar oyun sektörü kendisi geçiyor. Microsoft'un satın alma yapma, yapmaması tarafında çok benim bir şeyim yok. Sanki satın alsa Blizzard Activision'ı mevcut halinden daha iyi yönetilmiş gibi de düşünüyorum. Ama ben şöyle de, de söyleyeyim. Microsoft değil Sony satın alsa Activision Blizzard'ı. Ona da okeyim ben. Yani sadece Activision Blizzard işte yani en son kadının dolaptaki meme sütünün içilmesiyle falan gündeme gelmiş bir şirket artık. Yani sevdiğimiz oyunları yapan eee ekipleri yöneten insanlar. Aşağılık insanlar oldu. İşte Bill bir tecavüz odası gibi odalar kiraladı falan ortaya çıkmıştı. Bu şirketlerle biz anılmak istemiyoruz. Ben Blizzard'ı senelerce çok sevdim. Blizzard oyunlarıyla büyüdük. Ben bugün bir Blizzard tişörtü olsa giymem. Tacizcinin tişörtünü niye giyeyim çünkü ben? Taciz etmişse kadın ki. intihar etti ya. Yani Bunlar insanın e, şeyini etkiliyor. Beni etkilemez falan diyene de helal olsun. Ben üzülüyorum abi niye kadın intihar ettiriyorsunuz? Bir şeylerin değişmesi lazım Activision Blizzard tarafında. O yüzden Microsoft mu satın alıp temizlik yapıp o markaları onların elinden kurtarıyor? Sony mi satın alıyor anladın mı? Yani bir değişikliğe ihtiyaç var. Ben açıkçası o yüzden Microsoft'un Activision Blizzard almasını destekliyordum. Dünyanın evet. geri kalanı da Call of Duty'nin bütün oyunları 30 TL Xbox Game Pass'e gelecek diye destekliyor bu arada. Evet. Müşteri, Müşteri olarak mi? ben de destekliyorum. Heh, anladın mı? Oh Davamın sürü... arkasındayım. Aynen. Yani milletin tabii derdi de başka. Ben Call of Duty oynayan birisi olmadığım için o tarafa çok takılmadım gerçekten. Ben Blizzard kurtulsun diye düşünüyorum. Phil Spencer'a sorarsan da biz de King için aldık abi zaten biz de kendi Crush için canım, aldık için Tabii canım mobil Ondan... oyun yapacak onlar. Tabii. kendi Crush <laughs> 2 yapacaklar Aynen. Onlar. Onların da öyle bir derdi var. Yani ha, çok büyük satın alım olduğu için herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor. Vallahi nereye gider hiç belli değil. Yani FTC'nin kararlarının illa çalışmadığı ya da bir şekilde çok ciddi sektörde bildiği noktalar da oldu tarihte. Hmm. Microsoft da dağılacaksın denmişti vaktinde o da dağılmadı falan. Bakalım nereye varacak konu. Ama hakikaten şey bu, bu iş neticede sonuca varmayabilir açıkçası. Blizzard Tabii. tacizci yöneticileriyle taciz taciz oğlu olarak hayatına devam da edebilir. Bakalım ne olacak. Zaten en son şey de oldu onun da bilgisini verelim. Microsoft en son Sony'ye gidip hani 10 yıllık imzalayalım falan dedi. Bir de ondan sonra tekrar teklif vermiş. Söylenene göre bu arada söylenti bu. Demiş ki PlayStation PS Plus'a da getirelim Call of Duty'yi bak. Sen imzala bak aramızda anlaşalım ben artık alayım Blizzard'ı Activision Blizzard'ı diye. Ona da şu an cevap vermemiş. Bakalım. Cevap reddedeceğini çok iyi biliyoruz zaten. Yani direkt almasını istemiyor zaten. İstiyorsa tapusunu üstüne yapsın. Hı -hı. Almayacaksın diyor yani Sony. Böyle bir ağlaşma devam ediyor yani. Daha da devam Tabii. eder bayağı. Mart'a kadar devam eder. Bakalım. Dava süreci başlayınca daha neler öğreneceğiz. Çünkü Brezilya davasından bile neler döküldü. Daha bir de Amerikan davasında inanılmaz dosyalar çıkacak ortaya muhtemelen. Tabii canım. Neydi? Em Amber Heard'da bir tane kim de var davası açık. Johnny Biz de onun gibi izleriz mi? artık. Evet. Johnny ha George. evet evet. Bakalım, Onun gibi açıp hiç... izlemek istiyorum ben böyle Jim Ryan'la. Kim kimin masasına sıçmış göreceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Kirli çamaşırlar gözükecek hadi bakalım. Bir araya giriyorum. Kalisto protokol biliyorsun çıkış yaptı. Dünyanın en iyi oyunu olarak ee, anıldı. Ee, evet. Şaka bir yana birkaç hafta önce biz burada demiştik ki dayı yani bu Kalisto protokol çıkmadan bu kadar şovunu yapmasanız mı? Gerçekten de demek ki bir oyun çıkmadan bu kadar şovunu yapmamak gerekiyormuş. Teknik evet. olarak çok ciddi sıkıntılarla çıktı oyun. Çok kötü puanlar aldı. Öte yandan yani oyunu oynayan insanlar daha doğrusu oynayabilen insanlar yani oyun kötü değil ama kısa falan dediler. Oyun, yani oyunun yani oyunun gen, oynanışında bir problem yokmuş oynayabilenler için. Bir hafta sonrasında patch çıktı. Kalisto protokolün eksikleri oldukça düzelmiş bu arada. Bu konuda yorumlarda geldi. Allah Ama işte o, o bir haftayla da kaybediyorsun yani insanlardaki sektör güvenini. DLC ile animasyon satana kadar demek ki peçini bir hafta önce mi yayınlasaymışsın daha mı iyi olurmuş? Zaten biz de bunu demiştik hatırlarsan. Evet. Abi sen bir dur bakalım yani. yani sen Bir, bir çık dur bakalım bir da şey da olsun bir çık de. ondan sonra aynen. Yok biraz aç, aç gözlülük oldu yine orada. Ya oyunda zaten optimizasyon sıkıntılarına kadar... PC'de oynanamaz haldeydi yani en üst düzey ekran kartı en üst düzey donanıma sahip olanlar bile oynayamadı satırlardan tut yani oyunun kendisi kasıyor PC'den hiç alakası yok kendisi kasıyor oyun orası mavi ekran yani yok. E, PC'den oynamadılar zaten uzun bir süre. Hadi bir de şöyle düşün. 15 saatlik, 20 saatlik oynanış sunan bir oyun, lineer bir oyun. Cyberpunk'te hadi Cyberpunk hadi artık anlıyorum yani. Diyorum ki tamam hadi sen bilmem ne kaç saatlik bir oynanışın var da yani Callisto Protokolü dümdüz gidiyorsun, kesiyorsun. Gidiyorsun, kesiyorsun. Hiçbir şey yok. <laughs> ki ben oyuna girerken şey mantığındaydım bayağı. Hikayesi falan ilk başta güzel girdi mesela böyle bir hikayesi var. Bir şeyler diyor, merak ediyorsun. Hapishaneye gideceğiz. Bunlar spoiler free bu arada. Spoiler değil bunlar. Oyunun direkt başında fragmanda gösteriyordu. Güzel, tamir et, dead space mantığı. Sonra ana karakterle bile ben duygusal bağ falan kuramadım hiç. Sinematikler öyle duygusuz ki. Atıyorum şu an 5 dakika önce tanıştığın birine üzülüyor, ağlıyor falan diyorum. <laughs> Niye ağlıyorsun? Tanışmadık ki bile yani adamla. Böyle garip garip şeyler vardı oyunda. Animasyonlar ve grafikler çok beğendim bu arada. Onu söyleyeyim. Atmosfer Hı -hı. çok güzeldi. Mesela atmosferde şunu kullanmamışlar. Oyunun belirli bir noktasında çok güzel karlı bir alana giriyorsunuz ve orada kesinlikle müzik kullanılması gerekiyordu bence. Öyle güzel bir atmosfer ki ama şöyle dümdüz böyle John Lennon gibi yürüdük orada mesela. Hani bari atmosferini kullanın, bir şey yapın. Oyunun en büyük sıkıntısı dodge mekaniği, silah değiştirmeler. Yani silah değiştirmeye tıklıyorsun, çay, çay kahve içmeye git yani öyle diyeyim sana. Silahını alıyor, çakıyor, şu. Realistik olarak çok güzel gözüküyor ama kesinlikle oyun mekaniği olarak yerleştirememişler can sıkıyor yani. Ben mesela salmak istedim bossları. Bosslar gereksiz. Dark Souls oynarken ben bu kadar rage atmadım herhalde yani. Bu e, kırmak istemedim yani gamepad'i. Yani e, PS5'te şey oynadım bu arada. Ay, 13 tane ekstra ölüm animasyonunu almaya karar verdin bu noktada diye düşünüyorum seni. bu arada bir şey değil mi? Ölüm animasyonları çok güzel. Hmm. Yani oyunun başında zaten oradan oraya bağlayacağım. Dodge mekaniğini anlamaya çalışırken 29 bin kere ölüp Aha. Tüm ölüm animasyonlarını gördüm bu arada ben orada. Sonra farklı bosslarla farklı çok tatlıydı. Kesinlikle o edition'ı da alırım. 13 ölüm animasyon. Season Pass mi oluyordu? Kit Aha. geliyordu bir tane. Onu kesin alırım ben %100 öyle düşünüyorum. Hı -hı. Oyunun kayıt mantığı da çok kötü. Sen oynadın mı bu arada Callisto protokolü? Yok canım Callisto protokolü 600. Allah korusun ben oynama ben... zaten. Hiç gerek yok. <laughs> hiç gerek yok. Bak şöyle diyeyim sana mini boss fight yapıyorsun. Level'a bir level dizayna giriyorsun böyle. Mini boss fight geliyor. Öldürüyorsun. Bak Sağ altı, kayıt butonu çıkıyor. E, çıkmadı. Hmm. Zor da kesiliyor. bu, Yani mini boss çok zor kesildi. Devam ettim. Üstüme 20 tane yaratık attı. Oyunun dojmetik mekaniği mi? zaten. Tabii boss'tan çıktım. Bir noktaya giriyorsun. Orada 3 tane sana saldırıyor. Böyle bir... Hmm. Onu da attı. Orada öldüm. Allah atadı. 9 saat önceki save'imi atadı. Yani hiç Opa. oyunda kayıt da... Dedim ki ben oynamam herhalde bunu. Sonra bir şeyler yapmaya çalıştım ama save noktaları gerçekten çok kötü. Yani bir süre sonra şey oluyor gene. 5 dakika sonraya attığı oluyor. 5 dakika benim için çok önemli yani. Bir de öldürmüşüm boss'u hadi bari onu kaydet. Diğerlerini öldüm de ona ölmedim. Bilmiyorum düm dümdüz yürüdüğün. Ben bir ara şeyi de hatırlıyorum. Mesela 10 dakika boyunca, pardon 10 dakika diyorum. Tam 2 saat boyunca lineer bir şekilde devam ediyorsun oyunda ve aynı yaratıkları kesiyorsun. Hiç fark etme Hep aynı. Hı, ne? God of çok... Ragnarok'tan mı bahsediyorsun? Ha pardon. Kalisto <laughs> protokolden bahsediyorduk. Allah Allah. Yok ya. Ben de şey çok tuzluyum ya. Koskoca God of War, Ragnarok'ta minik minik sincap mı götüp patlayan fare He, gibi bir şey koymuşlar. Yani gördüm en manasız düşmanlardan biri yani. God of um ya ben. Benim ölüme çıkarsan da şöyle zırhlı şövalye bilmem ne var yani oyunda. Tıraba Küçük sıçanları diyorsun değil mi? Böyle ha, minik bam, minik dolanıyorlar. Vicili vicili koşuyor. Suratımıza atlıyor falan. ay ay. Hani vuruyorsun ölüyor zaten yani bir numarası da yok da vakit kaybettiriyor sana. Ama Beni... kaçıyor bir de o da var docatıyor atıyor sana. Ya da gereksiz yani şey. Bence de gereksiz. Böyle bazen çok böyle hani hakikaten olan siz bu oyunu niye koydunuz bu düşmanı niye koydunuz bu oyuna dersin ya. God of War Ragnarok'taki o patlayan zıplayan sincap ucubeler yıkık mı bir de onların ismi öyle bir şey galiba. Yani <laughs> yok hatırlamıyorum ben. Türkçesi de yıkık diyor galiba. Yıkıklar mıdır nedir? <laughs> aşırı saçma, <laughs> aşırı kötüydü yani. Gördüğüm en saçma sapan düşmanlardan biriydi bir oyuna eklenmiş. Ne gerek var abi? E, hayırlısı olsun. Millet şimdi Dead Space remake'i bekliyor şimdi. Onunla üstünden Kalisto protokolü atacak gibi geliyor millet. Bu arada Game Awards'da da Forspock'ın demosu duyuruldu. Direkt ps 5te oynayabileceğimiz şekilde. Sen oynadın mı? Ee, oynadım. Ben İyi çok az demo... baktım. İyi ki demolar var. Öyle söyleyeyim. <laughs> 60 dolar cebime kaldı. 60 dolar cebime kaldı <laughs> gerçekten. Yani ben böyle bir... Pokemon... Bu nasıl downgrade'dir? Pokemon şey gibi... Pokemon'un açık dünya oyunu vardı ya bomboş böyle uzakta bakıyorsun Pokemon'ları görüyorsun falan açık dünya oyunu yapıyor. Ya bir şey söyleyeyim açık dünya oyunu yapamamışlar bir kere her şeyden önce. Bomboş arazilerde koşturuyorsun bir tane hanım kız. Yani şey çok ilginç kızın tasarımına çok özenmişler. Evet. Ee, şey böyle yani ana karakteri çok sevmişler çok belli. Face Capture'ı çok iyi üstünde kıyafeti böyle çok detaylı kurulmuş. İşte farklı ojelerini değiştiriyorsun farklı ojelerine göre damage'ları değişiyor kızın. Kendine kolye craft ediyor cübbe craft ediyor. O cübbeler kolyeler böyle bir stylish yani hakikaten hoş yani güzel bir şey tasarlamışlar. Moda giriyorsun böyle. Peki sonra ne yapıyorsun abi? Koşuyorsun koşuyorsun vuruyorsun. Biraz evet. zıplıyorsun sonra biraz daha vuruyorsun. Bir tuşa basıyorsun Assassin's Creed'deki gibi daha hızlı koşup parkur atmaya başlıyor kız. Çünkü araziler o kadar boş ve hiçbir şey yok ki çok hızlı koşman gerekiyor bir yerlerden bir yerlere. Hı hı. Ben en son bu kadar boş ve ne yapacağımı bilemediğim derecede anlamsız araziyi Assassin's Creed Valhalla'da görmüştüm. Yani bir noktadan bir noktaya atı bırakıp gidiyordun yani bir yerden sonra. Forspoken'da öyle bir şey yok. Kendin koşuyorsun. Koşuyorsun gittiğin bosslar sanki Dark Souls'dan çıkma gibi ama Dark Souls'da hiç oynamamış birisi Dark Souls boss'u yapmış gibi. Onlar da bir manasız. Tasarımları bir tuhaf. Görsel olarak RTX'i açtığın zaman her şey çok iyi gözüküyor ama 30 FPS'e düşüyor. 30 FPS e oynamayayım RTX'i kapatayım diyorsun. Erken dönem, son dönem PS4 oyunundan hallice duruyor. Dövüş keyifli değil. Müzik desen asap bozucu. Bir de çok büyük dünyanın en büyük hatalarından birini yapmışlar. Senin büyü gücünü aldığın yaratıklardan bir tanesi o işte da kızın ruhuna kalbine giriyor. Ve sürekli elindeki kumandadan konuşuyor seninle. Aa ee, evet. Sürekli elindeki kumandada biri konuşuyor yani. O kadar asap bozucu ki çünkü ben televizyondan bir ses bekliyorum ya. Sürekli buradan birisi şey diyor. He dövdük galiba ama bak bir de sürekli konuşuyor. Adam dövüyorsun vay dövdün adamı vuruyorsun vay vurdun. Ya dayı sus. Zaten keyif evet, almıyorum. Evet. Bitirdim demoyu bu arada zaten. iki saatte falan bitti yani oynadım tümüyle. Bakayım bir şey çıkacak mı diye. Çıkmadı. Yani Far Cry'in Far Cry, Far Cry kötüsü gibi bir oyun ya. Far Cry'in kötüsü derken. Far Cry şey ya. Shooter anlamında demiyorum ama. Oraya git onu yap. Buraya git bunu yap. Buraya git bunu yap. Tamam onları da yaptın. Şimdi ana göreve git gibi böyle bir şey mantığı vardır yani. Ya açık dünya Luna Park mantığı. Luna Park mantığı da bir oyun yapmışlar ama... Hiçbir keyifli tarafı yok. Forspoken bayağı kötü çıkış yapacak bence. O yüzden millet uzak dursun. Ya hem sıfır yönlendirme vardı. Ben sadece sonlarını... Herhalde son 20 dakikasını falan oynadım ben. Yani hı hı. çünkü oynadım bitti bir tane boz kesiyorsun. Bonus bir şey hatta yapmanı istiyor falan. Bu yönlendirme var. Bir de onu sen yaptın mı bilmiyorum. Mesela demo'da belirli havada böyle bir sürü taş var. Onlarla mesela kullanabiliyor musun? Ben onları bilmiyordum. Yönlendirmedi hiç oraya. Hı hı. Onu ben Twitter'da gördüm. Millet hatta tartışmış üstüne. Demişler bu da var oyunda. Aa nasıl var? İşte oyun bu kadar kötü yönlendiriyor falan diye baya kavgaya falan geçiyor Benim 9 yaşındaki çocuğum bile bunu gördü falan diye. Sinirli şeyler oldu. Ben fark etmedim Havadaki mesela. Havadaki taşlarla ne yapıyoruz ya? Ben de bilmiyorum. Havadaki taş... Taşlarla böyle hatırlıyor musun fragmanda gösteriyordu böyle elindekiyle uçup kaçıp oralardan parkur yapıyorsun. Taşlara çıkabiliyor musun yani direkt? Öyle mi? Tabii. Ben şu an burada veriyor olacağım zaten. İnsan hiç kimse bunu fark etmemiş. Aa demo'da bu da varmış diye paylaşılmış. Ha, ben koca oyunda zeminde koşarak bitirdim her şeyi vallahi. evet. evet. GTA 5 gibi koştum. Bir <laughs> de sin komiği şey. Bir de duvarlarda falan böyle yamaçlarda şey vardı. Parlayan sarı taşlar vardı. Hı -hı. Herhalde diyorum bunları da ya sökeceğiz ya alacağız böyle belli olur ya bir, bir şey yani evet, evet. yani. Aynen. Bakıyorum onlara. Ulan X'e basıyorum yemiyor. Y'ye şey basıyorum yemiyor. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Ben bir ara gittim yanında bir dakika nedir falan da... bekledim dolandım dedim bunu alayım. Ben ha. çünkü biliyorsun çok grind insanıyım ırga tırga oğlu olduğum için ben bunu kesin toplamayı falan dolaşıyorum ha. yok. Parıldıyor Ben de yok birisi varsa onları sökeceğiz zannettim. Bir tuşa evet. basıyorum bir şey alacak mı vuracak mı tekme atıyorum büyü atıyorum falan. Yok acayip tuhaf bir şeydi yani gerçekten. Garipti ya. Yusuke hmm. Enix garip garip işler yapıyor. Evet o yüzden hiç tavsiye edilecek bir yanı yok şu anda. Kimse o, o kadar parayı vermez herhalde artık ona. GG. Şey mi abi de geçtiğimiz hafta şey geldi. Ondan bahsetmek istiyorum. Fortnite'a güncelleme geldi. Böyle Hı -hı. deyince sanki Fortnite makarası yapacakmış gibi düşünmüş olabilir çoğu insan. Çok evet. iyisi ciddi aldığımız bir oyun değil Fortnite. Fakat Fortnite tümüyle Unreal 5.1 motoruna güncellendi. Evet, 5.1 motoruna güncellenmesiyle birlikte Lumen ve Nanite teknolojilerini Fortnite oyununa da full uygulamışlar. Kendilerini teknoloji demosu gibi kullandırıyorlar şu anda oyunu. Vakti zamanında bir Unreal 5 motorunda hatırlarsan şey çıkmıştı, Matrix e, demosu çıkmıştı zaten. Adeta onun gibi şu an böyle lümenin ışıklandırmayı çok rahat, çok smooth sundu. Böyle yaprakların arasından güneş ışıklarının, yerdeki metallere çarpıp gölgeler oluşturdu. Gün batımlarının harika gözüktüğü, parçaların, objelerin, partikılların çok düzgün yayıldığı, çimenlerin, çiçeklerin harika gözüktüğü, ağaçların... Harika manzaralar sunduğu bir oyuna dönüştü Fortnite. Şu açıdan diyorum Fortnite'ın tabii ki tüm oyunlanış modları bilenler vardır. Sadece Battle Royale yukarıya doğru inşa edip 3 yaşındaki çocuklar gibi birbirimizin beynine sıkalım. Kratos Witcher dövsün gaming değil. Onun dışında Fortnite'ın içinde bir sürü oyun modu da var. Belki biraz daha sistemi güçlü olan arkadaşlar Fortnite 3 to Play bir oyun zaten bir girip bakabilirler. Şu yüzden diyorum. Nanite ve Lumen motorlarıyla farklı bir oyun çıkıyor ortaya. Yani ileride biz Unreal 5'i... İşte Witcher'ın remake'leri olsun bilmem ne olsun bir sürü hepsinin Unreal'da yapıldığını göreceğiz. Aynen. Hayatımızda standart haline gelecek bir takım teknolojidir. Şu an Fortnite içinde görmek mümkün. Zaten bu update'ten sonra Fortnite oyuncu sayısında çok ciddi bir yükselme görmüş. Bir rekora yaklaşmış. Evet. Muhtemelen benim gibi Fortnite'ın hayatında bir elbet Battle Royale oynayıp sonra kapatıp silmiş insanlar gibi de Lumen ve Lanayt'a bakmak için tekrar geri giriyorlar. E, onu da tavsiye edebilirim seyircilere. Biraz da game development tarafındaki arkadaşlar hani nedir geleceğin teknolojisi nereden yakalarız diye merak ediyorlar. şu an Fortnite'ta aktif 5.1. Bir teknoloji sistemosu olarak girip bakabilirler. Onun dışında Witcher 3'ü sattıkları yeni update de geldi. İsterlerse Witcher 3'ü alıp Geralt da geldi Fortnite'a. Geldi herkes geldi. Ben yokum GTA, Fortnite'da. Ay, Ama ben, ben de varımdır belki bu arada baksam. Çünkü sana benzeyen bir tane kız var. Bana benzeyen adam da varsa baksak Kesin vardır. Kesin vardır ya. Büyük ihtimalle vardır evet. Çünkü herkes Vardım, var vardır. içinde oyunun artık. Herkes var herkes var, herkes var aynen. Bir tek atam yok ama atamı koyarlarsa ortalık çok kötü karışır zaten olmaz. Yanlış olur. Aynen animasyonları falan yok. Aga yok olmaz bu olmaz. Olur. bize yakışmaz. Ne olmaz? Abraham Lincoln var mı mesela bilmiyorum ona bakmak lazım. Yoktur ama benz benzeyecek çok fazla karakter var ona. Evet Amerikalılar yolda, çok da. takılmıyor ona ama bizde olmaz. Evet. Yanlış. Cık, olmaz bize uymaz. Kral. Aga. Daha devam <gülüyor> ederim. Peki <laughs> arkadaşlar. <laughs> bu haftalık oyun haberlerimiz bu şekilde. 2022'nin 50. haftasını da sizlerle beraber kapatmış olduk. İnşallah eğlendiniz. PC Koli'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Şeyma'yı topladığı PC için. Link aşağıda. PC Koli'nin linkine tıklayabilirsiniz. Siz de aynı sistemden satın alabilirsiniz. Ha kendisi burada işte aslanlar gibi kullanıyor. Sistemden memnun mu değil mi diye de direkt Şeyma'ya sormak isterseniz Twitter'ından, Instagram'ından veya da Twitch yayınlarından, canlı yayınlarından takip edip sorabilirsiniz. Kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Oyun haberleri oyun haberleri